Hanımefendiler, beyefendiler, günlerden Salı ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merakla beklenen ikinci günü başlıyor. Bugün aslen Çankırılı yarışmacımız Elif'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülbez. Ya çok şekersiniz. Teşekkür ederiz. O sizin şekerliğiniz. Teşekkür ederim. Yalnız Elif hanginizsiniz, karıştırdım. Elif ben yarışacağım. Bugünün yarışmacısı benim. biliyorum Elifciğim. Yalnız sana çok benzeyen bir hanımefendi var orada. İkiz kız kardeşim gibi. Kendisi kardeşim zaten. Benim küçüğüm. Bu da ablam. Benziyoruz. Evet, herkes de aynı şeyi söylüyor. Hatta diyorum benim yerime sen yarış diyorum. Gayet benzediğimiz için. Bakalım. Üç kız kardeş yan yana. Evet. Aslında altı kız kardeşiz biz. Ya. Evet, altı kız kardeşiz. İki tane de abim var. Pardon. Sekiz kardeşiz biz aslında. Sekiz mi? Gayet de güzel oluyor. Aslında bana çok az geliyor. Mesela sayarken 1, 2, 3, 4 diyorum hemen bitiyor yani. Bence çok güzel bir şey fazla kardeş olması. O zaman hadi bir saysana. İsimlerini mi sayayım? Evet. Zeliha, Aysel, Ömer, Aynur, Ali, Hanim, Elif, Emine. Elifçim, şimdi Çankırılı ve 8 kardeş olduğunu öğrendik. Başka neler yapıyorsun? Başka neler yapıyorum? Şu an çalışmıyorum. Evdeyim. Çocuklarımla vakit geçiriyorum. Bir yemek kanalım var. Çok aktif değil şu an ama hani vakit geçirmek için açtım. Güzel yemekler yaptığım için başkalarının da faydalanmasını istedim. Evdeyim şu an dediğim gibi. Hiçbir şey yapmıyorum. Kaç yıllık evliydin? Ben 17 yıllık evliydim. 17 yıl evli kaldım. Sonrasında ayrıldım. Ya neden? Neden oldu? Anlaşamadık diyelim. Ayrılalı ne kadar oldu? 4 yıldır ayrıyım. 1,5 senedir de resmi boşandım. Ayrıyız şu an. Çocuklarımla kalıyorum. Çocuklara sen mi bakıyorsun? Çocuklara ben bakıyorum. Benim yanımdalar. Büyük oğlum askerdi zaten. Maşallah. Yani büyük benim çocuklarım. En küçüğüm 15 yaşında. Sen bayağı güçlü bir kadınsın. Ben güçlü bir kadınım. Dün bunu masada da belirttim. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Hiç kimseye güvenmiyorum. Hiç kimseden bir beklentim yok. Ben kendim hastalığım olmadığı sürece ayaklarımın üstündeyim. Hiç kimseye kendimi güldürmeyeceğim. Yarışmada da onu yapacağım. Yarışmayı da kazanacağım. 75 bin lirayı da alıp gideceğim. Yalnız konuşmada beni geçtin vallahi. Evet, konuşmayı çok seviyorum. Ya biraz da kardeşlerinin sesini duyalım. Emineciğim, bize biraz ablandan bahsetsene. Ben bahsedeyim. Küçükken beni kıskanan kıskanç birisiymiş. Ama şu an peşimden ayrılmayan bir abla diyebilirim. Evet. Yani beraberiz. Genelde biz İstanbul'da üçümüz yakınız. Beraber vakit geçiriyoruz. Her hafta sonları genelde görüşüyoruz. Hanım ablacığım, Elif'in nasıl bir karakteri var? Ablası güzel bir karakteri var. Kendine güveniyor. Peki hanginiz daha güzel yemek yapıyor? Tabii ki ben. Elif yapıyor. Ben yaptığım için buradayım. Elif derken neden göz kırptın bakayım? Elif yapıyor. Ben ablayım, ben yapıyorum. Tabii ki ben yapıyorum. O yüzden buradayım. Kardeşimize de güveniyoruz her zaman. Evet, sonuna kadar arkasındayız. Siz evli misiniz? Evliyiz. Çoluk çocuk vardır herhalde. Ben 23 yıllık evliyim. 23 yıl. Maşallah. Peki Elifçim, rakiplerini nasıl buldun? Rakip bulmadım. Hiçbirisi benim rakibim yok. Sadece bugün evime gelen misafirlerim var. Hepsini eleyeceğim. 75 bin lirayı alıp gideceğim. Ya dün Kadir'in sana annem gibisin demesine ne diyorsun? Şöyle bir şey, beni annesine benzetmesi hoşuma gitti. Güzel bir şey. Annelik çok güzel bir şeydir. Zaten onun yaşlarında bir tane oğlum var. Askerde şu an. Dediğim gibi onu da oğlum olarak kabul edebilirim. Hiç problem değil. Bu hoşuma gitti. Saygı duydum. Güzel bir davranıştı. Rakip olarak gördüğün biri var mı? Kesinlikle yok. Hiç rakibim yok. Zaten Büşra Hanım'ı kafadan eledim. Hiçbir şekilde aç gittim. Dediğim gibi tansiyonum yerlerdeydi. Çocuklar topladılar. Rakibim yok. Kendime rakip görmüyorum hiçbirini. Allah aşkına Gürbüz, bunlar benim rakibim olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Zaten Reşit Bey kendinin aşçı olduğunu iddia ediyor ama aşçı değil. Bence köfteci de çalışan köfte ustası. Başka hiçbir şey değil. Vallahi menünü çok merak ettim. Hadi bana menünü say lütfen. Menümde başlangıç olarak soğuk madımak çorbası, ayranlı. Ya sen Sivaslı mıydın? Hayır, ben Çankırılıyım. Sivaslıların madımakları daha büyük olur. Daha biraz daha şey olur, pişmesi zordur. Bizim Çankırımızın madımağı gayet yumuşak, güzeldir. Göreceksin zaten. Ara sıcaklarım kıymalı soğanlı su böreği. El açması, kendim yapacağım, kendim açacağım. Kendin açacaksın hem de. Bir ara sıcağın daha var galiba. Evet, bir tane daha ara sıcağım var. O da yoğurtlu pazı kavurması. Zaten dün Büşra Hanım'ın ara sıcağı bir tane böreği laks diye getirdi, önümüze koydu. Bir sunumu bile yoktu yani. Hazır yufkadan bir tane gül böreğini yaptı, önümüze koydu. Hiçbir şekilde sunumu dahi yoktu. Dediğim gibi Büşra Hanım'ı eledim. Büşra değil, Burcu. Burcu Hanım'ı eledim dediğim gibi. Ana yemeğin ne? Ana yemeğim güveçte zade kebabı. Patlıcanlı bir yemek. Gayet de güzel. Fırına vereceğim, üzerine süsleyip.
Salatam nohut salatası. O da gayet güzel. Nohudu haşlayacaksın değil mi? Nohutları kendim haşlayacağım tabii ki de. Yani hazır kullanmıyorum. Sadece baklava yufkamı hazır kullanacağım. Ne olur ne olmaz diye hazır alacak mısın? Hayır, kesinlikle almayacağım. Çünkü ben dediğim gibi bir ev hanımıyım. O nohutu kendim haşlamazsam önce kendimden utanırım. Ve son olarak tatlı? Tatlım, olay bir tatlı yapıyorum Gürbüz. Yanlış hatırlamıyorsam Yemekteyiz de ilk defa yapılıyor. Ben hazır yufkadan yapacağım ama el açması su böreğim olduğu için, diğer ürünlerimi kendim hazırlayacağım için baklava da hazır kullanmak istedim. Bence baklavanın... Bir dakika, ne yapacaksın ki, ben anlamadım. Su böreği, tatlı. Tatlının adı ne? Tatlımın adı soğuk baklava. Vay, soğuk baklava. Baklavanın adını sır gibi sakladın vallahi. Güzel bir tatlı olduğu için ben biraz dillendirmek istedim. Hemen adını söylemek istemedim. El açmasıydı değil mi? Yok, el açması değil. Hazır yufkadan yapacağım. Hayda, oldu mu şimdi? Ama şöyle bir şey. Bence tatlının yufkasının hazır olması değil, elimin lezzetinin ona geçmesi önemli. Ben şaka yapıyorum zaten. Ama yarışmacılar mutlaka eleştireceklerdir. İstedikleri kadar eleştirebilirler. Ama şöyle bir şey var. Zaten hazır baklava yufkasından yapılması gerekiyor onun. Yani yapan pastanecilerin de açtıklarını düşünmüyorum. O zaman kardeşinize şans dileyin bakalım. Şans diliyoruz. Bütün şanslar seninle olsun. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Seninleyiz. Hazırsan geri sayımı başlatıyorum. Evet, hemen gidiyorum. 3, 2, 1, koş! Koş Elif, koş! Menüyü kolay buldum. Tam bir ev hanımı menüsü olmuş. Her gün evde yemek yapan bir hanımefendi için gayet kolay bir menü olmuş. 75 bin lirayı hak ettiğini düşünmüyorum. Bu menüyü ben çalışan bir kadın olarak yapmış olsaydım çok da güzel hakkıyla yapardım. Ben yapmış olsaydım 75 bin lirayı hak ediyor olurdu bu menü. Ama her gün evde yemek yapan bir hanımefendi için çok gayet kolay bir menü yani. Ben hanımefendiyi anneme benzetmiştim dün. Gerçekten menüsü de bir anne menüsü gibi olmuş. Dünkü menüye göre çok daha iddialı ve zor bir menü. Açıkçası beni tatmin etti. Eğer yemeklerini beğenirsem tatmin olacağı bir puan da veririm. Menüsüne baktığımda su böreği dışında kendisini zorlayacak, beni böyle had safhaya çıkartacak, beni böyle mutlu edecek bir zor bir menüye denk gelmedim. Zaten ana yemek benim için çok çok daha önemli. Ana yemeğinde kendisi için çok fazla şey bulmadım açıkçası. Yani basit, çok basit, bayağı basit yani açıkçası. İki tane el açması olursa dünkü menüden bir tık fazla olabilir. Yani çok kendime rakip görmüyorum. Elifçim, kardeşin Emine sana ne kadar benziyor öyle? Çok benzer kız kardeşim. Benim ikizim gibidir aynen. Vallahi öyle. Çok da severim. Zaten aramızda fazla bir yaş farkı da yok. 3-4 yaş var aramızda. Ablasıyım ama bence ben ondan daha gencim. Aa, bir kıskançlık seziyorum sanki. Yok, kıskanmıyorum. Gerçekten kız kardeşim benim için en değerlimdir. Hepsini seviyorum ama kız kardeşimin ayrıcalığı var benim için. Hadi başlayalım. Başlayayım hemen. Önce ne alacaksın? Önce domates alacağım. Vallahi menün iddialı. Evet, bayağı iddialı bir menüm var. Yapacağım, yetiştireceğim. Ah, şu baklavayı da el açması yapsaydın. Aslında el açması yapmayı düşündüm ama şöyle bir şey, böreğim de el açması olduğu için inanılmaz uğraştıracak beni. Boş bir sofra koymaktansa en azından güzel olsun, yeterli olsun diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Bu arada madımak dışında evden neler getirdin? Evden neler getirdim? Sadece madımak... Bunlar acı mıdır acaba Gürbüz? Nereden bileyim? Bakınca acısı anlaşılmıyor ki. Aç karnına yeşil biber yiyorum. Nasıl? Acı mı? Yok, acı değil. Gayet güzel. Yine evde de tadarım. Zaten fazla kullanmayacağım bunu. Yeşil biberi nerede kullanacaksın? Zade kebabında kullanacağım bunu. Birkaç tane yeterli olacaktır. Demek salatanın nohudunu kendin haşlayacaksın. Tabii, nohutu da kendim haşlayacağım. Hiçbir şeyi hazır kullanmayacağım dediğim gibi. Sadece baklavalık yufkam hazır olacak. O da dediğim gibi böreğim el açması olduğu için beni uğraştıracak. Şimdi bu yemeklerin yetişip yetişmemesi bizim sorunumuz değil. Menüyü seçme özgürlüğü var her yarışmacının. Bu menüyü seçtiyse yemekleri de yetiştirmek zorunda. 2,5 saatte tam ucu ucuna yeter gibi bu menüye. Hakan Usta gelene kadar baharatlara geçelim istersen. Baharatlara geçelim, yoğurdumuzu alalım. Buradan bir tane yumurta alıyorum hemen. Ya niye 15'li aldın ki? 15'li aldım çünkü su böreği yapacağım. Yumurtalı olması gerekiyor. Hakan Usta geldi. Gel hemen et siparişini ver önce. Yarım kilo kuşbaşı istiyorum. Yumuşak olsun, pişsin.
Hani şeyini size bırakıyorum, hangisi daha uygun olur diye. Zerde kebabını da kullanacağım. Ya dün Burcu'yu eti doğrattı diye o kadar eleştirdiniz. Şimdi sen de aynını yapıyorsun. Şöyle bir şey var, ben Hakan Bey'e doğrattıracağım. Eğer boyutunu beğenmezsem zaten evde kendim onu düzelteceğim. O zaman ben bütün olarak veriyorum, kendisi doğruyor. Ama gayet güzeldi dün doğradığınız et. Siz yok, doğrayın. Yok yok yok. Gayet yok. Güzeldi. Ben yemem ya. Sen kuşbaşı istemiştin değil mi? Kuşbaşı istiyorum. Ne kadar alacaksın? Yarım kilo. Hakan Usta zaten eti mükemmel doğrar. Başka istediğin bir şey var mı? Yarım kiloda su böreği için kıyma istiyorum. Kıymalı soğanlı su böreği. Evet, kıymalı su böreği yapacağım. Hadi hemen baharatlarını alalım. Güveçte zade kebabı, onu da denemedim bu arada ama daha önce çok gördüm videolarda. Patlıcan çok sevmem açıkçası. Sadece beğendi olarak severim ki ben en iyisini yaptım dün. Çok beğendiler. Bu arada etleri kuşbaşı kestirecek mi, kendisi mi kesecek çok merak ediyorum. Çünkü dün bana hazıra konduğunuz tavukları bile kestirmişsiniz dedi. Çok merak ediyorum, etleri gerçekten kesecek mi kendisi? Burada zamandan tasarruf mu edecek? Göreceğiz. Son bir dakika. Koş hadi koş. Koştum koştum. Ya nereye? Etini almadın. Etlerim. Hakan Bey. Burada etlerim burada. Tamam, teşekkür ederim. Hadi hemen kasaya geç. Geldim. Hoş geldiniz. Bu arada ekmeğin senden önce kasaya gelmiş. Ekmeğim gelmiş, ekmeklerim süper, harika. Unuttuğum bir şey yok değil mi? Yok, unuttuğum hiçbir şey yok. Olsa da ben zaten onu hallederim. Kaç yıllık ev hanımıyım. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Evet, ne kadar tuttu? 2886. 2008. Gürbüz, aramızda halleder miyiz? Hallederiz tabii. Lafım olur. Hadi torbalarını al da gidelim. Hemen çantalarımı alıyorum. Koş hadi koş. Evet, hemen gidiyoruz. Bak, biz bunu kendimiz bu mevsimde toplarız. Bunu buzluğa koyarız genelde. Buzlukta kışında yiyebilmek için. Çünkü kışın bulunmayan bir üründür. Bunun ekmeğini yaparız, soğanlı kavurmasını yaparız, çorbasını yaparız, salçalı çorbasını. Bugün nesini yapacağız? Çok vitaminli. Sizde bugün soğuk ayranlı madımak çorbası. Başlayalım mı? Tabii başlayalım. Önce neyle başlayacaksın? Önce madımağımı ocağıma koyuyorum. Pardon, önce nohutumu ocağa koyacağım. Onu haşlayacağım, sonra masam hazırlayacağım. 3, 2, 1. Süren başladı Elifçim. Tencerelerimi alıyorum. Şimdi ilk ne yapıyordun? Nohut salatası için nohutlarımı haşlamam lazım. Karbonat falan kullanacak mısın? Hayır, hiçbir şey kullanmayacağım. Salatada kullandığım için zaten fazla da kullanmayacağım. Yalnız nohut salatası dediğin için nohudun ön planda olması lazım. Nohut salatası, nohut ön planda olacak zaten. Haşladığımız zaman bayağı bir yoğunlaşacak bu. Bu beyaz nohut. Beyaz nohut daha kolay haşlanır, kabuğu soyulmaz. Daha lezzetlidir beyaz nohut. Şuradan bir tane bardak alıyorum. Nohut salatası için üzerine su ve tuz eklenen nohutlar düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bu haşlanırken hemen gidiyorum, masamı hazırlıyorum. Önce madımak değil miydi? Gürbüz, beni oyalama, masamı bitirmem lazım. Ya ne oyalaması? Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Yani kimseyi konuşturmak istemiyorum. Dün fazla yorum yaptım, fazla konuştum. Özellikle Burcan'ın benimle uğraşacak bugün. Ama hiç problem değil. İstediği kadar uğraşabilir. Ay, bu kısa kaldı galiba. Kısa değil, ver bana da. Masaya göre örtü seçseydin ya. Kısa olan tarafı bende kalsın. Zuhal Hanım'ın önünü kapatalım. Ha, pay varmış orada ya. Evet. Gri tonlarındaki masa örtüsünü dantel detaylı siyah runner ve Amerikan servisleriyle tamamlıyor yarışmacımız. Bunlar senin mi? Bunlar benim, aynen. Yoksa sen yemek takımını da yeni mi aldın? Hayır, kendi yemek takımlarım, evde kullandığım yemek takımlarım. Çeyizinden kalma mı? Yok, çeyizden değil, 20 sene oldu yani, kesinlikle çeyizden değil. 20 sene mi? Kaç takım değiştirdin bakayım? Çok değiştirmedim. Çok değiştirmedim çünkü evde kendimiz 3-4 kişiyiz. Onlar bana yetiyor fazlalıkla. Şimdi sen 3 çocuğunla birlikte mi yaşıyorsun? Evet, 3 çocuğumla birlikte yaşıyorum. İsimleri ne? Büyük oğlum Hakkıcan, ortanca Yunus Emre, en küçüğüm Umut. 3 tane erkek evladım var. Bir tanesi askerde, Kıbrıs'ta şu an. Ya
Hayırlı tezkereler. Az kaldı, Temmuz'da inşallah gelecek. Tabakların ardından ekmeklik ve kumaş peçeteler de hızla masadaki yerini alıyor hemen. Yarışmacılardan en çok kimi sevdin? Yarışmacılardan sadece Derya Hanım hoşuma gitti. Yoksa aranızda işbirliği mi var bakayım? Yok, sadece Derya Hanım hoşuma gitti. Neden? Derya Hanım daha böyle şey geldi bana. Ne geldi? Sıcakkanlı geldi. Diğerleri samimi Yok. Değil mi? Sadece Derya Hanım sıcakkanlı geldi. Peki doktorumuz Kadir nasıl sence? Ya onun ben fizik doktor olduğuna da pek inanmıyorum. Nasıl ya? Şu an Kayseri Şehir Hastanesi'nde doktor olarak çalışıyor. Çünkü çok genç. Yani fizik doktoruyum dedi. Bilmiyorum artık, belki doğrudur. Kadir'in doktor olduğuna gerçekten inanmıyor musun? Yok, inanmıyorum. Sertifikasını göstersin bize, doktorluk sertifikasını. Çatal kaşıklar da çift servis olarak yerleştiriliyor masaya. Şimdi fizik tedavici doktor olmuyor mu yani sence? Ya olur aslında, olur olmaz diye bir şey yok. Ama dediğim gibi biraz şey geldi bana. Ne geldi? Çok genç, o yüzden. Aşırı genç geldi bana. Şimdi şuranın çatallarını koyacağım. Son olarak bardaklar da masadaki yerini alıyor. Masan? Hazır. Eksik yok değil mi? Bakıyorum. Yardımcı olursun. Bence gayet de güzel oldu. Şunu düzeltelim. Bu arada düdüklün ötüyor. Düdüklüm ötüyor. Düdüklü patlayacak. Herkes patlatıyor. Ben de patlatmayayım. Koş hadi koş. Güzel bir masa yapması benim için önemli. Çünkü anladığım ve bildiğim üzere buradan kullanacak kendisi. Ve ben her şeyimi tabak, takım, her şey, bardak kadar hepsini evden getirdim. Ellerimle onlara gül ördüm ya. Orta masaya yapay değil. Kendi ellerimle yaptığım maharetli ürünlerimi koydum. Tek tek hepsine hediye ettim. Yani benim masamı geçebileceklerini düşünmüyorum hiçbir yarışmacının bu arada. Elif Hanım anladığım kadarıyla ev hanımı, dün kendisi de söyledi. Ben çok güzel bir masa kuracağını ve çok güzel sunumlar yapacağını düşünüyorum. Yemeklerini merakla bekliyorum. Düdüklünün altını da kıstık. Şimdi ne yapıyoruz? Böreğimin hamurunu yalıyorum. El açması kıymalı soğanlı su böreğinin hamuru için kaseye 6 yumurta kırılıyor. Elifçim, yarışmaya neden katıldın? Niye katıldım? Çocuklarımı tatile götürmek istiyorum. Onlarla birlikte tatile gitmek istiyorum. Kazanırsam onları tatile götüreceğim ki kazanacağım da zaten. Son olarak ne zaman tatile gittin? Hiç. Hayatın boyunca. Evet, hiç tatile gitmedim. O yüzden çocuklarım da gitmediler. Niye? Ekonomik nedenlerden dolayı gitmedim. Bu arada kaç yumurta kırmıştın? 6 tane yumurta kırdım. Su böreğinin hamuru için çırpılan yumurtalara bir kaşık yoğurt ve göz kararı un eklenerek karıştırılıyor. Bu arada tırnak temizliğine dikkat etmeni takdir ettim. Ya ben sonuçta ev hanımıyım. Fazla tırnak kullanmak istemiyorum. Fazla kullanmak istemiyorum değil, tırnak. Ya tırnak normalde de hiç hoşlanmadığım bir şeydir. Tamam, görsel olarak güzel oluyor. Bayanlar kullanıyorlar, bazı hanımefendiler. Güzel de yakışıyor ama yemek yaparken kesinlikle olmaması gerekiyor. Yani sonuçta hijyenik değil. Tırnak sürekli bütün pisliği içinde barındıran bir şey. Bakım demişken, dünkü yarışmacımız Burcu da bakımına dikkat edenlerden. Aylık harcaması ne kadar bir tahmin et bakalım. Valla eğer ki buraya geldiği gibi ise aylık rahat 20 bin lira harcıyordur. Cık. 50 bin lira. Cık. 100 bin lira. Valla tam 100 bin. Takipçisi kadar harcaması var. Su böreğinin hamuru unlu tezgahta iyice yoğruluyor. Sen ayda ne kadar harcıyorsun? Ben şu an çalışmıyorum. Harcadığım parayı da söylemeyeyim. Çünkü elime geleni dediğim gibi çocuklarıma, evime harcıyorum. Ekstra bir dışarıda harcama yapmıyorum. Ailenden destek alıyor musun? Ya ailemden destek alıyorum. Sağ olsunlar, gerçekten dediğim gibi iyi ki varlar. Hani şöyle bir şey, sonuçta aileler böyle günlerde belli olur. Annem babam yok, sadece kardeşlerim, abilerim var, ablalarım var. İyi ki de varlar. Ama kendim de ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Güçlü birisiyim ben. Kimseye ihtiyacım yok. Çocuklarım yanımda olsun. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ev kira mı? Kiradayım. Eğer iş arıyorsan buradan söyle istersen. Kurban Bayramı'ndan sonra bana uygun bir iş olursa neden olmasın? Gider çalışırım. Nasıl işler arıyorsun? Nasıl işler arıyorum? Ben dediğim gibi hani bir şeyde çalıştım ben. Lojistik firmada depo elemanı olarak çalıştım ben. Dur gitme. Hamur çok güzel olmuş. Dur, uyanama beni. 2 dakikada yaptın. Su böreği için yoğrulan hamurun üzeri streçle kapatılıp dinlenmeye bırakılıyor. Soğuk baklava için tereyağı eritiliyor. Yoğurtlu pazı kavurması için pazı yaprakları suda bekletiliyor. Güveçte zade kebabı için patlıcanlar alacalı şekilde soyuluyor. Elif Hanım'dan ben şöyle bir vibe aldım dünkü görüşmemizde. Kendisine güveni var fakat çok fazla heyecanlıydı.
Dilerim heyecanın yener ve yemeklerini yetiştirir. Yemek kanalından bahsetti. Burası bir program. Yemek kanalı değilsen yemek kanalında zamanla yarışmıyorsun. Burada zamanla yarışıyorsun. Dilerim o zamanı burada güzel yönetirsin. Elif Hanım dün yemek sayfası olduğunu söylemişti. Bir kanal olduğunu söylemişti. Tabii ki merak edip araştırdım. Çünkü o benim rakibim her ne olursa olsun. Sayfasını çok basit buldum. Kesinlikle yani 75 bin liraya hak edecek bir tane bile yemek videosu paylaşmamış. Dün Burcu'ya verdiğim 5 puan adaletli miydi sence? Ben gayet adaletli olduğumu düşünüyorum. Burcu Hanım'ın hiçbir yemeğini beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Buraya gelirken dedim eğer güzel yemekler çıkartırlarsa kesinlikle haklarını yemeyeceğim. Sonuçta bir yarışma programındayız. Eğleneceğim, evime gideceğim dedim. Kazansam da kazanmasam da. Ama Burcu Hanım'ın hiçbir şekilde yemeklerini gerçekten beğenmedim. Sadece beğendisi dışında 4 puan verecektim. Sonra dedim masasını kendisi evden getirmiş. Çiçeğini kendisi yapmış. Pardon, tabaklarını kendisi getirmiş. Güzel bir masası vardı. Emeği de vardı sonuçta. Ama doktorumuz Kadir 6 verdi. Doktor elinden gelse 10 verecekti. Kıza abayı yaktı ama işte... Ya öyle mi hissettin? Ya sadece ben değil, bence bütün yarışmacılar aynı şeyi hissetti. Ama kimse şey yapmadı, söylemedi. Ama şimdi şöyle bir şey, görsel olarak güzel kız. Hani hakkını yememek lazım. Ama Allah sahibine bağışlasın. Bence doktor da kendine başka talipler arasın. Bana anneme benziyorsun dedi ya, evlendireyim ben onu. Olur valla, Burcu'nun zaten sevdiceği varmış. Yani evet, sevgilisi varmış. Burcu Kadir'in ilgisini hissetti mi sence? Muhtemelen ilk girişte zaten onu hissettiyse bence güzel de yaptı. Kadınlar anlıyor değil mi? Kadın anlar, bence çok da güzel yaptı. İçeriye girdi, söyledi, beğendiğini söyledi. Sonra o da bence rahatsız olduğunu hissettim ben. Direktmen yeşil hook dev adamım var benim dedi. Orada belirtti ki hani rahatsız etmesin beni diye. Doktorun ona yürüdüğünü anladı kısacası. Yürümek derken? Ya hoşlanmış olabilir. Sonuçta ikisi de bekar insanlar. Hani saygı duyarım. Ama sahibi olduğunu öğrenince kendini geri çekti. Ya 8'i de verirdi, rahat verirdi. Bakalım yarın sizinleyim dedi, sizinleyim dedi. İnşallah benledir. Şimdi yani bir çorbayı beğenmekle yürüdüğümü düşünüyorsa herhalde... Yani ana yemeği beğensem herhalde gelinlikle gelecek. İçeri geldim az önce. Bana İtalyan erkeklerime benzediğimi falan söyledi. Enteresan tavırlar. Yani durup durduk yerde bir şu an üzerime bir gelinliyor, anlamadım. Ben yürümüyorum. O yürümüyor umurumda değil. Benim şeyimde değil yani. Umurumda değil. Yani buraya yemek programına mı gelmiş, eş aramaya mı gelmiş bilmiyorum. Bir de biraz kıskandı sanırım. Benim erkek arkadaşım daha kaslı olduğu için. Zade kebabı için uzunlamasına incecik doğranan patlıcanlar tuzda bekletiliyor. Soğuk baklava için hazır baklava yufkaları tezgaha alınıyor. Bu soğuk baklava çok popüler oldu değil mi? Evet, inanılmaz popüler oldu. Ama gerçekten lezzetli ve hafif bir tatlı. Bence güllacın rakibi bu. Öyle mi diyorsun? Güllacın rakibi diye düşünüyorum. Hazır baklava yufkaları tepsi boyutunda kesiliyor. Şimdi ne yapacaksın, anlat lütfen. Şimdi bunları birerli, ikişerli, hiç fark etmez o şekli. Arasına sürüyoruz bunları. Şimdi birazdan bunu yaptıktan sonra bunun şerbetine geçeceğim. Sütlü bir şerbet değil mi? Sütlü bir şerbet. Bu tarifi internetten mi öğrendin? Ya internetten değil, ben bunu çok sevdim tatlıyı dışarıda. Aslında dedim ben bu soğuk baklavayı hiç yemem dedim. Hani hiç tatmadığım için yedikten sonra dedim ki neden sürekli para veriyorum, çok pahalı bir şey. Kendim evde deneyerek dedim gayet de güzelini, iyisini yapabilirim dedim. Maliyet olarak da daha ucuz. Yani kendim evde yaptım. Çok da güzel oldu. Yapıyorum, sürekli de yapıyorum. Şimdi sen bayramdan sonra çalışmaya başlamak istediğini söylemiştin. Son olarak lojistik firmasında mı çalışmıştın? Çalıştım ama biraz rahatsızlandım orada. Hayırdır? Benim dizlerim ve belimle alakalı problemlerim var. Ya! Aynen, o yüzden çıkmak zorunda kaldım oradan. Peki orada ne iş yapıyordun? Kargo bölümünde çalıştım. Paketleme diyelim. Yani öyle çalıştım. Daha önce bir bekarken, evlenmeden önce konfeksiyonda çalıştım. Bir yemek firmasında dağıtım elemanı olarak çalıştım. Vay! Antep fıstıkları da sahneye çıktı. Şimdi ana malzemesini koyuyoruz. Vallahi elin de çok bol. Bol koyacağım ki içinde güzel güzel görünsün. Sercancığım yakından çek de gözümüz doysun. Yoksa hepsini mi koyacaksın? Bakacağım. Yani deneyeceğim. Yani güzel olsun. Kimsenin ağzımıza fındık fıstık gelmiyor dediklerini duymak istemiyorum. Evet, hepsini koyacağım.
Vallahi bravo. E artık bize de biraz ayırırsın. Tabii ki de tabii ki de, bu tepsi yani hepimize yeter. Burcu bu yemeklerle kendi yemeklerini kıyaslar mı sence? Ya bu yemeklerle kıyaslayamaz. Yani kesinlikle kıyaslayamaz. Kıyaslanacak bir yemek değil çünkü benim menüm gerçekten ağır bir menü, takdir edersiniz ki. Gürbüz gerçekten akıl var, izan var hani derler, göz var, izan var derler bizde. Kesinlikle bu menüyle dünkü menü kesinlikle yarıştırılamaz. Güzelce yapayım ben, yetiştireyim, önlerine koyayım. Artık adaletsiz puan verirlerse de onların inisiyatifine, insanlığına kalmış diyorum. Ama dediğim gibi... ben bu menülerle öyle 3'ü 4'ü de kesinlikle kabul etmiyorum. Antep fıstıklarının üzeri kat kat yağlanan hazır yufkayla kapatılıyor. Herhalde Burcu'ya dün o kadar laf ettikten sonra hazır yufka kullanmaz. Bakacağız inşallah bütün ürünlerine kendi el emeğini koyarak hazır yufka kullanmamıştır. Soğuk baklava. Ay soğuk baklavayı çok severim. İnşallah güzel yapar. Her yerde yedim. Yani çok güzel yapması gerekiyor ki müthiş olmuş demeliyim yani. Bu arada çok merak ediyorum. Soğuk baklavanın hamurunu kendisi mi açacak? Kalan tereyağı yufkaların üzerine dökülüyor. Fırına konmadan önce soğuk baklava kare şeklinde dilimleniyor. Soğuk baklavayı el açması olarak yaptın mı hiç? Yok, hiç yapmadım. Normal baklavayı hep el açması yaparım zaten ama soğuk baklavayı hiç el açması denemedim. Ama en kısa sürede yapacağım. Keşke burada yapsaydım. Su böreğimi keşke dünkü gibi hazır kullansaydım da el açmamı, baklavamı kendim yapsaydım. Kare şeklinde dilimlenen soğuk baklava nihayet fırında pişmeye başlıyor. Bu güzelce kızarması gerekiyor. Sen burada kızar. Yalnız bu sıcak su geliyor. Evet. Şu an şerbetimi hazırlayacağım. Soğuk baklavanın şerbeti için tencereye 2 bardak su konuluyor. Ne kadar süt koyacaksın? Sütün hepsini koyacağım ama şu an değil süt. Süt biraz daha bekleyecek. Daha sonrasında sütü ilave edeceğim. Hepsini kullanacağım. Peki şeker ne kadar kullanacaksın? Şeker 2 su bardağı. Sütü sonradan eklenecek olan şerbet için 2 su bardağı şeker ve su kaynamaya bırakılıyor. Kıymalı soğanlı su böreğinin dinlenen hamuru tekrar yoğruluyor. Kıvamı nasıl oldu sence? Kıvamı gayet güzel. Gayet güzel. Yalnız ben bunu kesmek için şey istiyorum. Kesme aparatı istiyorum. Hemen veriyorum. Bezelere ayrılan su böreğinin hamurları elde tek tek yoğruluyor. Kadir'in menüsü nasıl olacak sence? Kadir Bey'in çok basit, böyle normal akşam kendi başına tek yiyeceği basit yiyecekler. O da hazır kullanacak eminim. Bunu da... şöyle çok az, çok kısa bir süre bunun beklemesi lazım. Zade kebabı için tuzlu suda bekletilen patlıcanlar temiz bir örtüyle sarılıp nemi alınıyor. Su böreğinin hamurlarını pişirmek için tencerede tuzlu su kaynatılıyor. Su böreğiyle ilgili en çok tartışılan şeylerden biri de tavada mı yoksa fırında mı pişeceğim? Tavada da olur, fırında da olur ama fırındaki daha güzel oluyor. O yüzden ben kesinlikle şey tercih etmiyorum. Tava tercih. Tava sadece böyle kahvaltılarda. Eğer canım isterse 2 tane yufka beze yapıyorum. Hemen direktmen onları açıyorum. Güzelce pişiriyorum ama bence normal davet masasında misafirlere sunulabilecek kesinlikle fırındır. Su böreği için dinlendirilen hamur bezeleri oklavayla tek tek açılıyor. Hamur açmayı kimden öğrendin? Annemden öğrendim. Rahmetli annemden. İyi ki de öğretmiş. Su böreği için tek tek açılan hamurlar tezgaha diziliyor. Hamuru açtıktan sonra ne yapacaksın? Ben şimdi bunu açtıktan sonra soğanlarımı doğrayacağım. Çünkü bunun içini hazırlamam lazım. Daha içini de yapmadın. Evet, bunun içini hazırlamam lazım. Daha kaç tane hamur açacaksın? Muhtemelen hepsini açacağım bunların ama şu an açmayacağım. Şu an o tarafa geçiyorum. Su böreğinin kıymalı soğanlı iç harcı için doğranan soğanlar ayçiçek yağı ve tereyağıyla kavruluyor. İç harç için 1 tane mor soğan doğranıyor. Biliyorsun bazı yarışmacılar yemek konusunda hassas oluyor. Mesela haftalar önce bir yarışmacımız kalbura bastı yiyemiyordu. Ya o çok şeydi ya, saçma geldi bana. İsmini söyleyemiyorum dedi, söyleyince rahatsızlanıyorum dedi. Bilmiyorum ama bana çok saçma geldi. Belki gerçekten şeydir, doğrudur, vardır gerçekten bir rahatsızlığı. Ama inandırıcı gelmedi. Olabilir, hani bir şey de demiyorum. Ama benim herhangi bir seçtiğim bir yemek yoktur. Bütün yemekleri severek yerim. Doğranan mor soğanın ardından kıyma da börek için kavrulan soğanlara ekleniyor. Ayrı bir tavada zade kebabının kuşbaşı eti ayçiçek yağıyla sotelenmeye başlıyor.
Bu arada soğuk baklavanın şerbeti için kaynayan şeker ve su hazır. Şimdi buna ne kadar süt koyacaksın? Normalde bunun içine bir litreyi komple koyuyorlar. Ama benim tepsim çok fazla büyük olmadığı için 3,5 bardak yeterli olacaktır. 3,5 bardak süt kaynayan şerbetle karıştırılıyor. Soğuk baklavanın şerbeti nihayet hazır. Böreğin harcına ne koydun? Pul biber koydum. Başka ne koyacaksın? Çok az bir şeyle karabiber atacağım. Bunun baharatı yeterli. Çok az bir şeyle tuz attım. Karabiberi az atıyorum. Sadece hafif bir aroma versin. Su böreğinin açılan hamurları kaynayan tuzlu suya tek tek bırakılarak ön pişirmesi yapılıyor. Sıcak suda kendini büzene kadar bekletilen hamur soğuk suyla şoklanıyor. Bence artık bu yarışmada börek yapmasınlar ya. Çünkü çok basit oluyor börek. Yani kimisi hazır yufka alıp geliyor. Kimisi burada tamam el açmasına emek veriyorlar ama beklettikleri için çok lastik gibi oluyor. Hakkını veremiyorlar. Yani keşke börek seçmeseler. Bir de şey merak ettim, neden su böreğini peynirli yapmıyor? Yani su böreği dediğin şey genelde peynirle yapılan bir şeydir değil mi? Yanlış mı biliyorum? Evet, zaten ana yemeğinde de et var. Niye böyle bir şey tercih etmiş anlayamadım açıkçası. Göreceğiz. Şimdi ne yapıyorsun, anlat lütfen. Şimdi yufkamın ilk suyu gitti. Ben bunun içinde özel bez getirdim. Bizim sadece bu şekilde bir iki adım üstünü almamız yeterli olacaktır. O havluyu ilk kez kullanıyorsun değil mi? İlk defa kesinlikle. Havlunun üzerindeki tüyler yapışmaz değil mi? Yok, bastırmıyorum zaten. Sadece suyun için böyle suyun alsın diye üstten. Sıcak suda haşlanıp soğuk suyla şoklanan börek hamurları kevgirin üzerine yerleştirilerek fazla suyu alınıyor. O ne ya? Tereyağı. Çok az. Çünkü diyecekler çok yağlı olmuş. Ama su böreği yağlı yenilen bir yiyecektir. Öyle ama onun da kararı var tabii. Su böreği gerçekten yağlı olan bir yiyecektir. Bu yediğimiz lokantalarda da aynı şekilde görüyoruz. Peynirliler fazla olmuyor diyorlar ama bence peynirlisi de bunun aynı şekilde yağlı olacaktır. Bu arada fırınımızı 180 dereceye çıkarma şansınız var mı? Tabii. Üst üste tepsiye dizilen su böreği hamurlarının üzeri tereyağıyla yağlanıyor. Börek nasıl sence? Yani bence harika görünüyor. Güzel değil, harika görünüyor. Şu an 3 kat oldu değil mi? 3 kat. Şimdi ben bu 3 kata harç koyacağım. O yüzden harcım bir tık daha pişene kadar birkaç tane daha yufka açmam lazım. Kalan hamur bezeleri su böreği için tek tek açılıyor. Su böreği zaten biraz yağlı bir börek. Ayrıyeten bir de kıyma koyması yağını biraz arttırabilir. O yüzden söyledim. Yağına dikkat etmesi gerekiyordu. Kıyma biraz bence kırmızı olması gerekiyor. Ayrıca dediğim gibi soğanı da tadını hissettirmesi ama dişe gelmemesi gerekiyor. Vallahi son derece titiz çalışıyorsun. Ya ben kötü yemek yedirmek istemiyorum. Gerçekten kötü yemek yedirmek istemiyorum. Kazanmayı çok istiyorum. Kazanacağım da. Ama en azından damaklarında güzel lezzet kalsın istiyorum. Aa, Elif bunu başarmış. Elif yapmış. Gerçekten helal olsun. Bence derler. Yarışmacılar değil. Ben yarışmacılar umurumda bile değil benim. Ya. Onlar hiçbir benim rakibim değil. Ben çevremdeki insanlardan bahsediyorum. Hani yapmış. Helal olsun bu kadına. Gerçekten helal olsun. Dedirtmek istiyorum. Dedirteceğim de inşallah. Kayınvalidenle aran nasıl? Kayınvalidemle aram iyiydi. Kayınvalidem iyi bir insan. Şimdi Allah var yukarıda. Hasta zaten. Kendi halinde kadın. Onun yapabileceği bir şey yoktu. Görüşüyor musunuz hala? Yok, görüşmüyorum. Ama şöyle bir şey var. Bence evliliklerde aile falan diyorlar ama aile falan değil. Sen kocanla anlaşamıyorsan, karınla anlaşamıyorsan bence aile hiçbir şekilde istediği kadar destek çıksınlar. Sonuçta sen onunla vakit geçiriyorsun geceli gündüzlü. Eş önemli. Hemen o tarafa bir geçeceğim ben. Kayınpederimi bu arada çok severdim. Bu arada baklavaya da baksan iyi olur. Baklavaya bakayım hemen ama baklava bence daha... Hiçbir şeysi yok baklavanın. Sen yine de gözünü üstünden ayırma bence. Ne durumda? Süper ya, harika. Ben harikayım ya. Gerçekten harikayım ben. Bu arada süren yarılandı. Yarı. Evet. Tamam. Tam 1 saat 15 dakika oldu. Nohuda da bir bak istersen. Hemen bakacağım. Nohudu bir daha koymak istemiyorum ya. Şöyle birkaç dakika daha kalsın. 2 kat koyacağım için bunu. Kıymaya bol soğan koymuşsun. Tabii soğanı şimdi bana büyük diye eleştirecekler ama bunun özelliği zaten bol soğanlıdır. İrili küçüklüdür, hiç fark etmez. Soğanı görüp tadını almam lazım. Açılan hamurlar da sıcak suda haşlanıp şoklanarak
kıymalı harcın üzerine yerleştiriliyor. Sürekli el açması diye yorum yapıyorlar. Herkes de bir el açması, el açması bir fıtratı var, anlamadım yani. El açmak zorunda mıyız böyle köyde gözleme açar gibi sürekli? Her şeyi el açması hazır, el açması hazır yapıyorlar. İnşallah bugün o hamuru açamaz, kalın kalır, içini de pişiremez. O zaman işte o bana dün yaptığı yorumları bugün ona tam anlamıyla yediririm. Bu arada Burcu demiş ki su böreğinin orijinali peynirli olur. Ana yemeğinde zaten et var. Su böreğini kıymalı yaparak tekrara düşmüş. İnşallah hamuru kalın olur, içini de pişiremez. Ben de ona laf sokarım demiş. Burcu Hanım istediğini söyleyebilir. Su böreği şeyli olacak, peynir olacak diye bir şey de yok kesinlikle. Su böreğini puzzle'ı bile yapanlar var. İstediğin her şeyi koyabilirsin. Ben kıymayı çok yakıştırıyorum su böreğine, soğanlı kıymalı. Bence daha lezzetli oluyor. Kalın ince açma konusuna geldim mi gösterdim nasıl açtığımı. Su böreğinin son yufkası da tepsiye yerleştiriliyor. Eyvah, baklava yanıyor galiba. Koş bak hemen, nasıl olmuş? Gel gel vatandaş, baklavaya gel. Bunu yiyen olur. Olur yani, her şey olur. Yani bunu ustalar bile yapamaz. Yapsın Raşit Bey de göreyim. Üzerine şerbete eklenecek olan soğuk baklava hazır. Kıymalı soğanlı su böreği fırında pişmeye başlamadan önce kare şeklinde kesiliyor. Son olarak üzeri tereyağıyla yağlanan kıymalı soğanlı su böreği fırında pişmeye başlıyor. Soğuk baklavaya şerbeti ne zaman koyacaksın? Bunun soğuması lazım şerbetini dökebilmem için. Bir tık oda sıcaklığını alsın. Ben şimdi tekrardan bir tavaya yağ koyacağım. Ay, süren iyice azalıyor. Artık hızlanman lazım. Bu böyle şurada şu an. Sade kebabının patlıcanlarını bile kızartmadın hala. Patlıcanlara geçiyorum şu an. Yalnız benim yağım, bu yağ yetmez bana. Ne yağ istiyorsun? Ayçiçek yağı. Sen tezgahtakini dök de ısınmaya başlasın istersen. Ben şimdi bunları kızartırken diğer malzemelerini yıkayıp doğrayacağım. Benim zaten sonrasında işim kolaylaşacak. Oradakini hiç kullanmayayım şu an. Zade kebabının patlıcanlarını kızartmak için tavada bolca ayçiçek yağı kızdırılıyor. Güveçte zade kebabı, patlıcanlar dilerim çok fazla yağlı olmaz, dilerim buna çok fazla dikkat eder. Etinin de pişkin olması gerekiyor, dilerim kuru bir şekilde önüme gelmez. Şimdi buradaki önemli detay şu, eğer güveç dediyse ben fırına güveci birlikte koymasını düşünüyorum. Öbür türlü kızarttıktan sonra güveci aktarırsa benim için orada basite kaçmış bir izlenim almış olacak. Çorba için madımaklar yıkanıyor. Şimdi ne yapacaksın? Ben bunu şimdi baklavayı bir buzluğa atmak istiyorum. Biraz soğuması lazım bunun. Buzluğa mı? Şimdi aslında buzluğa atmam gerekiyor ama çünkü bunun soğuması gerekiyor. İnşallah hamur olmaz. Hamur olmaz. Yani hamur olması için hemen atsaydım hamur olurdu. Şu an hamur olmaz. Çorba için madımaklar doğranıyor. Bu arada Burcu senin yemek videoların için yemekleri hiç güzel değil, yapamamış demiş. Yapamamış değil, bence o görseline değil lezzetine bakacak. Gayet lezzetliydi. Ben zaten dediğim gibi onun gibi böyle 3-5 milyon takipçi yapmak için değil, ben sadece zaman geçirmek için en azından yaptıklarımdan da kendi sesimi bile koymadım ben oraya. En azından şey olsun hani öğrenciler var. Hafif şeyler koymaya çalıştım. Ağır şeyler koymuyorum. Çünkü gerçekten izlemesi bile zor geliyor insanlar için. Ayranlı soğuk madımak çorbası için madımak yaprakları gelişi güzel doğranarak kaseye konuluyor. Doğranan madımaklar sıcak suda haşlanmaya bırakılıyor. Sade kebabı için patlıcanlar bol yağda kızartılıyor. Zade kebabı için patatesler yıkanıyor. Şimdi zade kebabında neler var? Patates var zade kebabında. Patlıcanlı zaten. İçinde kuşbaşı etimiz var. Bir tane domates sadece böyle hafif bir renk versin diye. Sonrasında yeşil biber kullanacağım. Biraz da baharatla. Üzerine de kaşar koyup fırına vereceğim. Fırında zaten pişme süresi 5 dakika yeterli oluyor. Üzerinin kaşarları pişene kadar. Vallahi patatesi çok güzel yıkadın. Ama yani hijyenik olmak zorundayım çünkü gerçekten bayağı bir kirli. Yıkadığın sebzeleri bir kaba koy istersen. He, kab varmış. Tezgahda bir silsen iyi olur. Güveçte zade kebabı için ters yüz edilerek kızartılan patlıcanlar kaba alınıyor. Diğer patlıcanlar bol yağda kızarmaya başlıyor.
Zade kebabı için doğranan domates ve yeşil biberler kuşbaşı etle birlikte pişmeye başlıyor. Patlıcanlar ters yüz edilerek kızartılırken çorbanın madımakları da haşlanmaya devam ediyor. Yoğurtlu pazı kavurması için yıkanan pazı yapraklarının sapları temizleniyor. Kızaran patlıcanlar tavadan alınıyor. Vallahi patlıcanlar tam kıvamında kızarmış. Tam kıvamında pişmiş bence. Gayet de güzel pişmişler. Bunlar yeterli olacaktır zaten. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Süper bu tam. Şimdi bu yağımı şöyle kenara alacağım. Aman dikkat et de yanmayasın sonra. Bu arada zade kebabı için güveçlere ikişer tane mi patlıcan koyacaksın? Evet, ikişer tane. İkişer tane koyacağım onu. Ben o yağı tekrar kullanacağım. Neden kaldırdım onu? Başka ne kızartacaktın ki? Patates kızartacağım. Hatta bir küçük bıçak. Ya tekrar ocağa koysaydın keşke. Ya zaten sıcak şu an. Hemen hızlı bir şekilde şöyle. Zade kebabı için kızartılacak patateslerin kabuğu soyuluyor. Gürbüz bir şey rica edebilir miyim? Tabii. O yağı tekrardan ocağa alma şansın var mı? Var tabii. Çok çalıştırdım seni biliyorum. Soğuk baklavadan tadarım artık. Zade kebabı için küçük küçük doğranan patatesler bol yağda kızartılıyor. Domates ve yeşil biberle kavrulan kuşbaşı ete biraz su eklenerek pişmeye bırakılıyor. Bu arada Derya bir açıklama yapmış. Güveçte zade kebabı dediği için fırında güveçte pişmesini isterim. Eğer kızarttıktan sonra fırında pişirirse buna güveç demem demiş. Konuştuğu kadar konuşacak ve bence çok saçma yorumlar yapıyor ya. Ben kesinlikle onun hiçbir şey bildiğine inanmıyorum. Zade kebabının nasıl yapıldığını biliyor mu sence? Kesinlikle bildiğini düşünmüyorum. Böreği düzgün yapamayan bir insanın zade kebabını nasıl yapıldığını... Burcu değil ya, o Derya demiş. Derya Hanım bilebilir. Derya Hanım ev hanımı galiba. Ev hanımı, çocuğum da var dedi. Bilir diye düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz. Yaptığı yorumlardan bilip bilmediğini anlayacağım zaten. İşte yorumunu yapmış zaten. Bütün malzemelerin aynı anda güveçte pişmesi lazım demiş. Hepsi güveçte pişmez ki bunların ama. Boş yapıyor yani. Bu güveç fırına atacağım ama güveçte pişmez. Bunun özelliği zaten o. Bence güvecin zade kebabının ne olduğunu bilmiyor. Güveç yemeği yapmıyorum ben. Zade kebabı yapıyorum, güveçte yapıyorum. Yoğurtlu pazı kavurması için doğranan pazı yaprakları üzerine tuz eklenerek pişmeye bırakılıyor. Nihayet zade kebabını hazırlamaya başladık. Güveçlere kaçar tane patlıcan koyacaksın? İkişer tane yeterli olacaktır. Sadece patlıcan yesinler istemiyorum. Malzemelerin üstünü kapatmaya yetecek mi? Yani bu dolayacağım. Benim için önemli olan bunun şeyi şu, eti. Et önemli diyorsun da azıcık oldu baksana. İç harcı. Gürbüz az dedin ama. Güvecin ortasına yerleştirilen etli ve kızartılmış patatesli harcın üzeri patlıcanlarla kapatılıyor. Rendelenen kaşar peynirleri patlıcanların üzerine konuluyor. Ana yemek güveçte zade kebabı fırında son kez pişmeye hazır. Buzdolabında ılık kıvama getirilen soğuk baklavanın üzerine sütlü şerbeti dökülerek lezzeti tamamlanıyor. Soğuk baklava da gülüyorum çünkü bu menüyle özdeşmemiş ya. Benim tatlıma da laf ettiler yine aynı şekilde. Soğuk baklava bu menüde ne alaka? Pazı kavurması için süzme yoğurt iyice çırpılarak kıvamı açılıyor. Bu kadar yoğurt yeterli mi? Tamam, bu yoğurdumuz da bu kadar yeterli. Bu kaseleri buradan alabiliriz. Şimdi bir tane bundan alıyorum, bir tane bundan alıyorum. Salataya mı başlıyoruz? Hemen salataya geçiyorum çünkü benim başka işlemlerim bitti. Hatta şöyle yapıyorum salataya geçerken. Aman patlayacak! Hiçbir şey olmaz. Çünkü uzun zamandır açık o. Kapalı pardon. Nohut salatası için maydanoz, dereotu ve kırmızı biberler bol suyla yıkanıyor. Ev hanımı olmak mı yoksa bir işte çalışmak mı daha zor? Evde mesaimiz daha fazla. Çocuklara bakıyoruz. Kocası olanlar kocalarıyla uğraşıyor. Kaynanası olanlar kaynanalarıyla uğraşıyor. Yani şöyle bir şey. Bence 17 bin lira değil bence ya. 27 bin lira vermeleri lazım. Biz çünkü ekstra mesai yapıyoruz evde. Yani 24 saat, biz 7-24 çalışıyoruz biz normal bir şirket gibi.
maydanoz ve dereotları doğranıyor. Nohut salatasına neler koyuyorsun? Nohut salatasına sadece maydanoz, dereotu, bu arada böreğime bakacağım. Hadi bakalım, çabuk çabuk. Nohut salatası bu menüye uygun bulmadım. Çünkü madımak çorbasında da bulgur var. Bunda da nohut, ikisi de bakliyat. Keşke farklı bir salata seçebilseydi. Kavrulup soğuyan pazılar süzme yoğurtla karıştırılıyor. Pişen el açması kıymalı soğanlı su böreği fırından çıkartılıyor. Soğuk baklavanın üzerine çikolatalı içecek tozu serpiliyor. Son olarak üzerine çikolata rendelenen soğuk baklava nihayet hazır. Ve işte şimdi muhteşem soğuk baklavamız da hazır Gürbüz. Bunu tekrardan dolaba atıyorum. Çünkü soğuk baklava soğuk yenir. Zaten yeterince soğudu bu. Şimdi böreğim hazır. Ana yemeğim hazır. Pazı kavurmam hazır. Salatam hazır. Şimdi bir sos yapacağım ben. Ne sosu? Çorbanın üstüne koymak için. Çorbanı hala birleştirmedin mi yoksa? Hemen birleştireceğim onu. Bu arada salata sosunu da yapman lazım. Tamam. Ama bunu yapmam da lazım. Haşlanmış nohutlar diğer salata malzemelerine ekleniyor. Salata sosu için nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz ayrı bir kapta hazırlanıyor. Çorba için haşlanan madımakların suyu süzülüp üzerine buz ekleniyor. Çorbanın sosu için kızdırılan ayçiçek yağında pul biber ve nane yakılıyor. Haşlanmış madımaklar yoğurtla birleştiriliyor. Ayranlı soğuk madımak çorbası da nihayet hazır. Hadi hemen mutfağını toparla, vallahi sonra çok laf ederler. Ay, mutfağında dağınık kalmış, mutfağını toplayamamış. Gelin de siz şurada bir tepsi suyunu açın bakayım, temizleyebilecek misiniz? Salatayı bile yetiştiremeyecekler. Sen az önce kimi taklit ettin bakayım? O kendini biliyor. Burcu'yu mu yoksa? İşte o kendini biliyor diyelim. Sen Burcu'yu kıskandın mı sanki biraz? Burcu Hanım'ı kıskanacağım bir şey yok. Hazır yemeklerle, hazır ürünlerle kesinlikle Burcu Hanım'ı... Ocağın üstünü almam lazım şöyle, yalan da olsa. Ya Allah aşkına Burcu Hanım'ı neden kıskanayım? Burcu Hanım'ın kıskanılacak bir tarafı yok ki. Şöyle de söyleyeyim, ben 40 yaşındayım ama Burcu Hanım'dan daha güzelim. 3 çocuk annesiyim. Bence ben Burcu... Ya gördüğünüz gibi doğalım. Doğalım, öyle şeyden yana değilim. Konuşmam olsun, görüntüm olsun. Gerçi kimseye kötü düşünmüyorum ama bence ben ikisinden de güzelim. Ocak hızla silinip bulaşıklar makineye yerleştiriliyor. Bu arada zade kebabını fırına ne zaman koyacaksın? Pişmeme. Bunun çorbaya koyarken bu, çünkü soğudu mu bundan çok yorum alır. Yalnız fırına atana kadar üstünü kapat istersen. Ha, üstünü kapatırım. Okey. Olmadı, üstünü kapatacağım. Aynen. Mutfak tezgahı ve eviye iyice silinerek temizleniyor. Ve... Ve bitti. Son olarak zade kebaplarımızın üzerini de kapatıyoruz. Hadi kapat bakalım. Şöyle. Ve bitti mi? Bitti Gürbüz. Allah'ım şükürler olsun. Bravo. Tebrik ederim. Gerçekten zor bir iş başardın. Gerçekten benim zordu. Gördünüz. İstedikleri kadar yorum yapsınlar. Ben yemeğimin lezzetine güveniyorum. Yemeklerimin lezzetine. Siz de tadacaksınız inşallah. Tatmak isterseniz tabii ki de. Ama kötü yorum alırsam, kötü puan alırsam bir şey yapamam. Sonuçta puanı vermiş olacaklar ama ben onları bu gece yataklarında rahat uyutturmamak için elimden geleni yapacağım. O zaman hadi üstünü giyinme. Koş Elif, koş. Merhabalar. Merhaba Elif. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Ya açtın mı su böreği? Su böreğini açtım. Soğuk baklava yaptım. Ay ay ay, harikalar yarattım bugün, bugün size. Bugün ikinci günde, evet. Harikalar yaratan bir Elif. Dün çok iddialı konuşuyordun zaten. Evet, yani kendime güveniyorum. Evet, süper. Elif dedi ki dün, vallahi dedi, merhabalar. Birinci benim, siz ikinci için uğraşın dedi. Ay ne güzel bahçede kırmızı güllerimizi açmış.
Aa, masan? Evet, masam hazır. Ne kadar hoş. Hazır, her şeyim hazır. Senden galiba bunların hepsi. Evet, takımlar benim. Sadece masa örtüsü sizin. Bardaklar olsun. Sizin. Çıtı güzel uydurmuşsun siyah. Ay, tabaklar ay, falan benim. Gümüşler mümüşler bu. Aa, çok şık masan. Renkli de bir teşekkür çiçek. Teşekkür ederim. Evet, renk katsın. Dur bakayım buna ne bahane anda bulacaklar. İstedikleri kadar bulsunlar. Benim adım Elif. Yani baş edebileceklerini düşünemiyorum. Bizim adımız Yemekteyiz. Evet. Onun adı Elif, benim adım Zuhal. Şunun adı da Gürbüz. Ne haber Gürbüz? İyiyim Zuhal Hanım, siz nasılsınız? İyiyim, tattı mı su böreğinden? Yok, size nasip oldu tatmak. Su böreği olacak da sen yemeden duracaksın bunca saat. Siz tattıktan sonra tepsi kalanları ben yerim. Eğittik, tabii ki de. Eğittik. Yani, zamanla oldu. Sanma ki direkt böyle geldi bize. Geldiği zaman hiç fitursuzca, unharca her şeyden önce o yiyordu. Sonra böyle yavaş yavaş yola geldi. Değil mi? Evet. Sen yola geldin, yarışmacılar da yoldan geldiler herhalde ve kapıyı da çaldılar. Evet. Hadi bakalım. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar Burcu Hanım, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Montunuzu alabilirim. Evet, şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Selamlar, nasılsınız? İyiyim Derya, ne güzellik. Ay, hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Reşit ne kadar centilmen. Tam şu girişte siz görmediniz. Merhaba gençler, merhabalar. Hoş geldiniz. Evet. Derya'ya siz buyurun önden dedi. Bravo Reşit. Teşekkür ederim. Bu programdan sonra kısmetler. Oho! İnşallah. Hem de bir de kebapçı, hem de bir de delikanlı. Şanslı olan bir kız bulur ben herhalde. Efendim? Şanslı bir kız bulur ben herhalde. Herhalde yani. İnşallah. Efendim hem Reşit için hem de yarışmacı olmak için Yemekteyiz Instagram hesabı ve de tv8başvuru.com'dan 75 bin. Hadi son tren kalkıyor. Hadi kalkmadan, sezon bitmeden yetişin. tv8başvuru.com 75.000 TL için bugün Elif yarışıyor. Hemen masasına bakın. Tabağı, çanağı, her bir şeyi onun. Sadece çatal, bıçaklar ve masa örtüsü bizimmiş. Evet. Hadi bakalım Kadir, seninle başlayalım. Nasıl buldun masasını Elif'i? Dün bahsettiğim gibi masa benim puanlamamda geçerli bir durum değil. Yalnız ben çok ağır ve güzel buldum masayı. Ağır ve güzel. Evet, tıpkı bir ev hanımına yakışır tarzda. Eskiden çok güzel, ağır bir masa. Bizi vardı cesur ve güzel. Ağır ve güzel. Sen nasıl buldun? Şapkalı güzel. Burcu. Masayı şık ve ağır buldum ben de gerçekten. Güzel. Ama benim masam kadar şık ve güzel değil tabii ki. Benim masam kadar güzel değil diyor. Benim masamın zaten yoruma bile ihtiyacı yok. Görüntüsü kendine yetiyor. Ama gene de bir yorum alalım Derya'dan. Evet, ben yorum yapayım. Çok asil bir masa siyah olduğu için. Bu şeyleri de çok beğendim. Fakat çiçekler çok karmakarışık. Keşke bir tane kullansaydın, çok daha zarif olacaktı. Sonuçta biz burada yemek yiyeceğiz ve yemeklerini puanlayacağız senin. Evet, tabii ki de. Ama yine de güzel. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Överken bile sanki böyle bir... kızıyormuş gibi. Çok güzel, evet beğendim. Ama o çiçekleri öyle kullansana ama gayet güzel olmuş. Çok beğendim. Evet Reşit. Masayı güzel buldum. Elif Hanım'a yakışır bir masa olmuş. Renk uyumu falan güzel. Ama çataları keşke silseydi. Lekeler sildim. Var çatalda. Hadi canım. İyi olun, evet. Fazla yani Bokkayı. Dikkatli bir şekilde sildim. Makinelerin azizliği emin olun. Leke gerçekten yani, sildim. Çatalar. Bu makineler bırakıyor, evet. Böyle iz. Arada, bardaklarımı falan yıkadım, sildim. Eline ortalama sağ olarak güzel gördüm ya. Yani. Bu arada güzel. Bende, evet. Çatal yok ama unutuldu galiba. Aa. Evet, unutmuşumdur. Hemen getir. Hemen getirsen. Çatallarınızı. Menü nasıl Burcu? Vallahi ayran ışı çorbası bence şu an bugün için havaya gayet uygun. Dünkü uydu. Havayı biliyorsunuz zaten. Dün kıştı, bugün dün tekrar. Dün anlatan benim çorbama uygundu hava. Evet. Artık bugün ambiyan. Elif'in şeyine uygun, havasına uygun. Madımaklı hiç denemedim. Ayran ışını öyle çok mi severim. Göreceğiz içindekiler nasıl pişmiş, hazır ayran mı kullandık? Madımaklar nereden? Madımaklar memleketten, Çankırı'dan. Oo, özel getirdim. Ne güzel, Çankırı'ya selam. Kız kardeşimin kayınvalidesi sağ olsun özellikle toplayıp getirmiş. O zaman tadına bakalım. Bu arada kısa bir şey söyleyeceğim. Çiçeklerim için yorum yaptı bayan arkadaşlarım ama masam koyu renk ben olduğu yapayım için içinizi açsın diye aldım. Hazır çiçek, yapay değil. Yani sizin masanızdaki gibi yapay canlı çiçek kullanmadım. Güzel güzel, vazosu da güzel. Bu arada yapay demek hakaret olur. Benim el emeğim sonuçta o. Sonuçta canlı bir şey değil. Fark etmez. Çiçeğiniz güzeldi ama canlı değil. Yapay bir şey tutamazsınız. Benim çiçeğim el emeği. De o da güzeldi. Kesinlikle yapay değil. Çok güzeldi. Ama şöyle bir şey Burcu Hanım, el emeği bile değil bence. Sanki hazır satın alınmış gibiydi onlar. Kadın ayaklı harita gibi. Her yerini çizdirmiş, boyatmış, dövmeler. Şurada ne yazıyor? Kendin mi yaptın bunu? Bir kayıt yazıyor ama yazısı kaymış. Nazik ol. Nazik ol. Kim yazdı onu? Dövmecim. Kırmızı da ilk defa görüyorum. Yani kırmızı boya görmüştüm de yazı.
Taslağı bu şekildeydi. Burada yiyenler var, onu görmüştüm. Lover patient. Oo, şöyle ama her taraflarca. İkizler burcunun amblemi. İkizler burcunun amblemi. Sol elde ne şey var? I will only answer God. Aa, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Başka dövmesi olan var mı? Benim dövmem daha güzel. Terazi. Benim sırtımda da var. Sırtında var. Evet. Onu göremiyoruz tabii. Terazi burcu. Kızımın var. Aa, ismi neymiş? Ne ada? Defne Ada. Defne Ada. Evet, ne kadar buradan biz... kulağımda var bir tane. Kulağımda var. Reşit'inde. Hayır, ben kolye Şanlıurfa'dan oltu taşı. Oltu taşı. Astım için iyi. Astım için takmışım. Oltu taşı siyah değil mi ya? Değişiyor. Bu bizim Urfa'dakilerden. Astım için takmışım. Nefes darlığına iyi. Evet. Biraz nefes darlığı var ya. Yani. Böyle iyi gelir taşların, evet, enerjisi. Önemli. Evet Kadir, bugünkü menüyü nasıl buldun? Ben su böreği var, soğuk baklava var. Özellikle soğuk baklavadan kaynaklı çok beğendim bugünkü menüyü. Mutlusun değil mi? Evet, ben de. Mutluyum, gerçekten mutluyum. Bir soğuk baklava sever, evet, olarak gerçekten mutluyum. Tıpkı bir anne menüsü gibi gerçekten. Hatırlıyorum. Ev hanımı ve anne menüsü gibi, evet, olmuş. Evet, çok beğendim ve çok mutluyum. Doyacağımı hadi düşünüyorum bugün, bakalım. Dün doymadın mı? Yani doymadım. Hiç öyle söylemedin ama yorumların öyle değildi. Kadir, puanı da güzeldi. Kadir Bey bence kendine güvenmiyor, yemeklerine güvenmiyor. İşte sen annem gibisin, işte sen çok güzel gibisin. Sen bacım gibisin, sen evet, buralardan gibisin. Puan kasmaya çalışıyor. Evet, neden herkese ama, nazar boncuğu dağıtıyorsunuz? Yani bu, çok merak ediyorum bu masada bunu. Sökmez. Öncelikle yemeklerini de güvenmiyorsun bence yemeklerine. Herkese çok dağıtıyor. Belli zaten. Puan alamaz o hiç kimseden. Güzel yemek de yapamaz. Kadir Bey'den bahsediyorum bu arada. Herkese mavi boncuk dağıtmışlığım yok. Kıyafetiniz güzel diye ben kime söyledim hatırlamıyorum da. Söylediniz. Size mi söyledim, size mi söyledim? Yani kime söyledim hatırlamıyorum. Burcu yani Hanım'a söylediniz. 23 Burcu Hanım'a söyledim. Hatta dün ben beraber kıyafetle ilgili bir şey eğleniyordunuz burada. İşte çocuk parkı gibi buraya herhalde çocuk parkı zannettiniz. Çocuk parkı mı? Hayır, evet. Kıyafetle alakalı evet bir muhabbet mi? Hiç evet geçmedi. Ne Derya Hanım'a ne Elif Hanım'a. Ayrıyeten ben şunu açık yürekle söyleyebilirim. Ama birbirinize bayağı metiyeler ettiniz. Bu kime metiyeler? Tamam, dövüşelim mi yani, onu mu istiyorsunuz? Yani ben şöyle düşünüyorum. Burası yemek programı yani. Ben şöyle düşünüyorum. Öncelikle yemeklerinizi şimdi yapın. Şimdi sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Bu ne anlama geliyor? Ama ben sizin sözümün kesilmesinden çok hoşlanmıyorum. Yemeklerinize güvenmiyorsunuz. Herkes zaman söz almak istiyorum. Buyurun. Size verin. Teşekkür ederim. Tamam. Sözümün kesilmesine asla hoşlanmam. Ben bitirdikten sonra devam edebilirsiniz. Ben sizin yemeklerinize güvendiğinizi asla ama asla düşünmüyorum. Ve bu yüzden de herkese nazar boncuğu dağıtarak bir strateji yolunda olduğunuzu düşünüyorum. Şu an Reşit Bey de size o zaman boncuk vermiş oldu. Ne gibi mesela? Size öncelik verdi konuşmanız için. Ben konuşmamı bitirdim. Şimdi ben konuşmamı bitirmeden zaten kestiğiniz için söz benden çıktı. Ben yemeklerime güveniyorum. Ayrıyeten yemekleri beğenmezseniz çok rahat bir şekilde, gönlün rahat bir şekilde 3 verebilirsin Reşo ağacığım. Siz de 3 verebilirsiniz, hiç zaten problem değil. Zaten zannetmiyorum ki güzel yemek yapacağını zannetmiyorum sana. Ya beğenmezsen dediğim gibi 3 puan tamam ver, bu benim için problem değil. Ben niye 3 verdin diye sana kızmayacağım burada. Ben beğenmezsen 3 verebilirsin çünkü ben senin miden değilim. Senin beğenip beğenmediğini ben, anlayamam. Anlatabilir miyim? Adil bir yarışmacıyım. Hak edersen sana puanını vereceğim ama ben zannetmiyorum ki hak edersin. Açıkçası yani çünkü, sana o kadar evet metiyeler dizdim. Sana da dün metiyeler dizdim. Evet ya, ne güzel. Tam şu ağa dedim, tam usta tipi var dedim. Evet. Çok bak ama, şu anda şunu da diyorum. Tamam, diyorum ama, ki sen bana istemiyorsan puan verme. Okey. Niye tamam, verme? Ama senin verdiğin ne dünkü puan da bence haksız. Yani ne için bunu söyledin? Daha bir yemeklerimi verdin bana, bir yemeklerimi ya yemeden metiyeler ediyorsun bana. Şiveni sevdim. Teşekkür ederim. Şiveni sevdiğim dedi. Şivesini ne kadar güzel. Kadir Bey kesinlikle strateji yapıyor. Kendi günündeki yemeklerine güvenmiyor, menüsüne güvenmiyor. Strateji yapıyor nazar boncuğu dağıtarak. Sanıyor ki herkes ona yüksek puan verecek ama vermeyecek. Biz orada yemekleri oylayacağız. Keşke bunu bir bilse. Kadir Bey şu an tabii benim büyük boyum olduğunu öğrendikten sonra bendeki mavi boncuğu geri çekti. Şu an Derya Hanım'a, Reşit Bey'e bile mavi boncuk verdiğini görüyorum bugün. Elif Hanım'a da kesinlikle mavi boncuk verecek bugün puanlamadan. Doğru söylüyorlar. Her insana mavi boncuk dağıttığım doğru oradaki. Ben çünkü genel olarak da hayatımda tanımadığım insanlara hep iyilikle başlarım. Ben yanlış bir hareketini gördükten sonra kötüye dönerim. Çünkü ben böyle biriyim. Bu aslında özgüvenli bir hareket. Bir insana tanımadan güvensiz yaklaşmak özgüvensiz olduğunu ve sen üzülebileceğin için ona kötü davrandığını, ona mesafeli yaklaştığını gösterir. Ben böyle bir sorun görmüyorum. Ben dediğim gibi herkese iyi davranırım. Puanlara da hakkaniyetli veririm. Su falan almak isterler. Evet, ben su istiyorum. Ben full bardak alayım yani, dolu olsun. Full bardak. Ben de büyük bardak da istiyorum. Yarım değil öyle diyor. Evet yani 4 müydü Reşit gerçekten sence? 3'ü saymıyoruz zaten. 3'le başlıyoruz ya. 1 verdiniz. 1. Burcu Hanım'a hak ettiği puanı verdim. Menüsü hiç olmamıştı. Ya şimdi hırsız bir şey de. Yemekte izle gelmiş. Ama bir saniye.
su alır mısın? Sessizce doldurabilirsin. Sen reçeti dinleyelim. Yemekte izle gelmezsen o lastik gibi böreği yapmayacağım. Burada dün yediğimiz börek lastik gibiydi yani. Olmamıştı. Ve yemekte izle börek yapılmasına karşıyım. Basit bir şey. Ama bugün su böreği var, ona da karşı mısın? El açmasıdır. Kabuldür. Evet. Kabuldür. Elif Hanım ev hanımıdır. Zannediyorum ki dünkünden daha güzel olacak. Yani, şimdi dünkü hazır yufkaydı. Evet, bugün hazır bir su böreği var. Tabii ki yani. Burada ben tatlının da el açması yufka olduğunu düşünüyorum şu an. Yani böreği el açtıysa onu bilmiyoruz. Bakacağız yani, onu bilmiyoruz. Oraya geleceğiz. Saat değil. Evet. Açamaz diye düşünüyorum ben de. Size hak ettiğiniz puanı verdim. Kusura bakmayın yani. Allah aşkına Burcu'nun. Ben de size hak ettiğiniz puanı vereceğim, emin olabilirsiniz. Burcu'nun önümüze kukuru, pişmemiş bir tane börek koydun. Benden ikisini el açması peki, bekliyorsunuz. Peki kuru değil mi, göreceğiz yani. Elif Hanım, siz bence tam ideal puanı verdiniz. Size, ben kesinlikle... Size Burcu Hanım adına teşekkür ediyorum. Ben yalnız kesinlikle adaletsiz davranmadım. Ideal puanı verdiğinizi düşünmüyorum Reşo Ağa. Bir saniye. Kim bu Reşo Ağa diyorsun da sen Elif Hanım'a ideal puan dedin, 5 verdi. O kendi yorumlarına bakarak. Ha, yorumlarıyla örtüşüyor çünkü sen 6 verdin. Ben 6 verdim aynen. Daha çok beğendim Elif Hanım'a göre. Yalnız Reşit Bey dün masayı da beğendi. Üstüne beğendiği de beğendi. Evet, masama puan verildiğini düşünmüyorum bu arada. Bunların üstüne yani bir puan açılmış bence. Beğendiği beğendim, üstündeki tavuğu da saygı duyuyorum. Ya, bu yalnız bakalım. Ben az olduğunu düşünüyorum. Eline ot çorbası galiba falan. Ben Adil Bey, siz ayrı yemeklerden şey anlatsaydınız dün 6 puan ben, vermezdiniz. Ot çorbası galiba. İyi. Ot çorbası aynen. Bu madımak mı ot? Ama madımakla ayran aşı. Ayran aşı da... Nohut yarma olmaz mı? Hayır, bu madımak çorbası. Zaten eğer ki araştırsaydınız görürdünüz. Araştırdım, bu, daha önce de yapıp yedim, madımaksız yapıp yedim. Ayran evet, mı ama yaptınız? Evet, ayran aşı. Hayır, kesinlikle madımak çorbası bu şekilde olur. Sadece bağlamak içine çok az bir şey bulgur atılır. İçinde 1-2 tane, 3-5 tane görünsün diye. Madımak çorbası bu şekilde olur. Ben senelerdir yapıyorum. Ben İç Anadolu bölgesinin çocuğuyum, öyle söyleyeyim. Çorba bu şekilde olur. Gayet de güzel olmuş. Hemen peki, bakıyorum. Peki çorbaya biz soğuk der miyiz? Çorba çok soğuk. Soğuk çorba. Olması soğuk gereken çorba. Bu mu? Tabii ki de soğuk çorba. Soruyorum. Olması gereken soğuk olması çorba. Zaten öyle yazdırmış diye hatırlıyorum. Olması gereken değil soğuk, soğuk çorba. Da değil. Soğuk. Tamam. Bir tık daha soğuk olması gerekiyordu. Hayır. Şu an bir tık daha fazla çok soğuk olursa zaten hava çok soğuk. Yani ben, tam yaz mevsiminde değiliz. Hava soğuk dışarıda güneş var. Yaz mevsiminde değiliz. Güneş olabilir ama ya hayır. Bu tam... Yazın da olsa ideal bir çorba. Ben beğendim gayet. En azından lapa olmamış. Güzel olmuş. Benimki lapa falan değildi bu arada. Soğukluğu, tadı, her şey çok güzel. Bence bir tık tuzu eksik sadece. Onun haricinde %90 beğendim. Çok iyi yani. Aa, ne güzel. Yoğurt, süzme yoğurt olduğu için tuzunu fazla koymak istemedim. Çünkü süzme yoğurdu tuzu fazla sevmez. Üzerindeki sos da güzel yani, güzel bir tat vermiş. Yani sadece bir tık tuz az gibi geldi bana, o kadar. Teşekkür ederim. Ben de yorum yapabilir miyim? Tabii ki. Tuzu konusunda aynı şeyi düşünmüyorum. Tuzu bence yerinde. Belki ben tuzu çok fazla tercih etmediğim için böyle düşünüyorum. Fakat yağını biraz fazla buldum. Yağ sosunu keşke bir tık daha böyle bir az koysaydınız. Bir de bu madımak otların çok fazla yoğun yapmışsınız. Şimdi onu daha az olmalıydı bence. Bu suyu daha özelliği, fazla evet. Hayır, suyu fazla olduğu zaman bildiğin su içiyor. Yani ayran içiyor gibi olursunuz. Bunun zaten dediğim gibi gerçekten özelliği madımaktır. Yani madımak ne kadar yoğun olursa madımak tadı... Ne kadar madımak otu koydun? 250 gram. Hı. Yani. Şimdi Çankırı usulü diye yazdım. Sen demin dedin ya nohut olması lazım falan. Yok, evet, madımak otu 2 su bardağı demiş buradaki tarifte. 1 çay bardağı bulgur dediğin evet. Gibi bağlamak için herhalde. Su, yoğurt, sarımsak, tuz. Evet, sarımsak ben kullanmadım Zuhal. Sen kullanmadın. Evet. Okay. Olabilir. Yarışma programındayız. Evet. Sen beğendin mi Burcu tadını? Ben çok otlu bulduğum için beğenmedim. Ama biraz öyle oluyor. Yani, çok fazla geldi yani otu. Yani bu arada cacık, bu otu madımakı ilk defa yiyorum. Cacık kıvamında diyeceğim. Cacık izlemini verdi bana sadece birazcık. Yok, kesinlikle katılmıyorum. Dediğim gibi bu çorba bu şekilde olur. Bunun içine sadece... Bu biraz daha zaten soğuk şöyle söyleyeyim, şöyle anlatayım size. Çok ince yaprakları olan bir ot olduğu için bunun için eğer az koyarsam pişerken zaten kaybolacak. Evet, erilir. Kaybolduğu zaman da çorbada hiçbir şekilde his alamaz. Özelliği madımak ya. Kirliliği ve kalınlığı hakkında konuşmuyoruz. Çokluğu hakkında konuşuyoruz. Çok değil ama. Hayır, bakın şu şekilde yapıp yani. Ağzınıza aldığınız zaman. Ya da size az gelmiş galiba. Şey, Elif Hanım, madımakları acaba haşladınız mı, kavurdunuz mu? Yok, tabii haşladım madımakları. Biraz, çünkü biraz diri kalmış, biraz diri daha... Değil. Diri ölmesi değil. Lazımdı otun ya. Diri değil ama. Bence diri değil bu arada. Yok, böyle değil. Birazcık dişe geliyor. Buna ben de katılıyorum, diri değil yani. Ya ama bir tadının cacığa benzeme mevzusunda ayranlı soğuk bir çorba tahin pekmeze benzeyemez yani. Bir tık cacığa benzer. Evet, bravo diyorum ben ya. Benim kurabiyeme kahvenin yanında içilmez bu. Ya siz hiç bir restoranda tatlı olarak kurabiye verildiğini gördünüz mü ya? Restoranda mıyız şu an, anlamadım.
Davet masası bir nevi restoran. Güzel, evet. Tamam da benim verdiğim tatlıyı ayranın yanında mı içecektin? Kadir Bey'in mavi boncuklarını çekmeye başladı. Evet. Sonunda adaletli ve hakkaniyetli yorumlar ben yapmaya başladınız. Ben adaletli ve hakkaniyetli yorumu yarışmanın başından hayır, beri yapıyorum. Hayır, benim anlamadım. Şerbetli bir tatlıya nasıl bunun kahvenin yanında içeriz diyebilirsiniz? Hanımefendi, ben onu hani şu markaların paketli bisküvileri var ya ona evet, benzettim. Evet, o kadar hazır güzel yapmışım ki hazır gibiydi yani. O kadar İyi, siz güzel. Hazır şeyleri el yapımı şeylere göre daha çok beğeniyorsanız ben sizin... Ben onu en az 20 dakika elimde yoğurdum bu arada. Ama siz bitirmiştiniz tatlınızı dün zaten. Evet, yala da yuttum. Ben bisküvi, hazır bisküvi şeylerini çok severim zaten. Yani beğenirim, yerim. Bana sıkıntı hitap yok. Etti diyor. Bana hitap etti yalnız ben onu bir tatlı olarak görmedim. Zaten ben anlamıyorum ki dün de işte en yüksek puanı vermeme rağmen sus otur gibi hani 25-30 yaşındaki hayır, insanlara bizim beynimiz yandığı için bir yakışmayacak hareketlere geçmiş olsun. Beyniniz kolay yanıyormuş. Ha, siz sus otur hadi bitti diye. Çorbayı çok iyi bulmadım. Damak tadıma göre değildi. Beğenmedim yani. Biraz madımaklar iri kalmış. Hani bence biraz daha ya kaynaması lazımdı ya da biraz daha haşlanması lazımdı. Onun için beğenmedim. Ayranlı soğuk madımak çorbasının bitkilerini çok fazla buldum. Çok fazla yoğundu ve birazcık daha yağını çok fazla koymuştu. Dolayısıyla çorbasını beğenmedim. Neyleydi su böreği Elif? Kıymalı soğanlı su böreği. Kıymalı soğanlı su böreği. Evet. Hadi bakalım. Yalnız ben bu servisi komple alsam. Komple verelim. Ben nasıl isterseniz hiç fark etmez. Tamam, komple verelim. Derya Hanım, bu arada sizi gününüzde çocuğunuz da gelip size yardım edecek mi? 5 yaşındaki kızınız. O kadar çok isterdim ki gelmesini ama okulu var ne yazık ki gelemeyecek, eşlik edemeyecek. Ha, ama okulda. Eşlik etmiş okulda olsaydı... Okulda yemek falan yardım ediyor mu acaba? Efendim? Okulda yemeğe yardım ediyor mu? Yok, okul eğitim kurumu. Doğru. Siz farklı yemek öğretiyorsunuz ya çocuğunuza 5 yaşında. Tabii ki de. Ben ona her şeyi öğretiyorum ettim. Bir anne olarak. Ne güzel daha... erkenden başlamış. Kesinlikle. Mutfağa çok erken girmiş. Doğru, yemekteyiz de katılacak o da büyüyünce o yüzden. Katılmak isterse katılır, kendi tercihi. İnşallah. İnşallah, evet. Var ileri sonra... görüşlü yemekler öğretin de çünkü arada... onun yaşına göre yemekteyiz bayağı gelişmiş olacak çok daha fazla. Bu arada... Yemeklerde gelişmiş olacak doğal olarak değil tabii, mi? Tabii, tabii mutlaka. Yani, yani böyle bir çorba tarzı börek kalmayacak evet, yani. Balla kesiyorum sizin lafınızı. Ne güzel. Dün akşam eve gittiğimde evde öyle güzel bir manzarayla karşılaştım ki zaten benim kızım dün Yemekyiz programına kendi kendine katılmış. Yani şey yapmış. Bir şey mi yapmış? Katılmış evet. TV ünitesinin üstüne bir tane masa örtüsü çok pardon. Rica TV ünitesinin üstüne bir tane masa örtüsü. Küçük bir tane taburalar almış etrafına koymuş. Tabaklarını koymuş, çatallarını koymuş. Aa, ben sofra bugün, dizmiş. Evet sofra dizmiş. Ben bugün Yemekyiz programındayım. Aa! Sabah, evet. Evet, ay canım öpüyorum Defne adayı. Ya evet teşekkür ay ederiz canım. Öpün gerçekten öpülesi bir çocuk yani. Tabii canım. O yüzden herkesin çocuğu öyledir. Kendine öyledir tabii ki de. Maşallah hepsi bütün çocuklar bizim teşekkür çocuklarımız. Ederiz. Kesinlikle. Ne güzel saze masa hazırlamış. Evet evet. Evet aferin aynen. Hamarat. Böreğimi içeride göstermek istiyorum eğer ki izin verirseniz. İçeride ya en azından görsünler. Özellikle Burcan Hanım'ın gözü dörtte. Bizde 4 yaşında, 5 yaşında. Dur bakayım Elif başlıyor. Göreceğiz çok güzel Burcan'ın. Allah! Böreğimin kıtır kıtır olduğunu görsünüz. Kıtır kıtır olduğunu buradan görüyorum bu arada. Tamam yerken kıtır kıtırsa katılacağım size. Bu börek kesinlikle kıtır kıtır değil. Ağzınızda yumuşacık, kumur gibi dağılacak. Kes de getir onu. Bakalım soğanlar diri mi kalmış, özleşmiş mi göreceğiz. Onu bağır. Onu bağır. Bugün rüyanızda tepsi tepsi su böreği göreceksiniz. Göreceğiz. Bunu açıp tatlıya yetiştirmediyseniz onunla ilgili de ayrı konuşacağım. Tatlıya geldiğim zaman o zaman konuşalım. Tamam, sen şimdi börekle gel. Bakın. Börekle gel. Sağlı sollu gel. Ay vallahi güzel görünüyor. Bilmiyorum ne oldu? Dışı çok mu pişmiş diyorsunuz? Sanki üstü. Biraz böyle çıtır gibi böyle. Kuru gibi. Su böreği yani. De ama biliyorsunuz. Allah aşkına Burcu Hanım siz kendi böreğinizi unuttunuz mu? Börek değildi zaten. Ben kendi böreğimi tamam. Yarıştırmıyorum şu an. Sizinkini yorumlayacağım. Yani benimkiyle zaten yarışamaz ki. Benimki el açması su böreği. Zuhal Hanım bir göreceğiz mutfak kontrolü gelince. Yapabilir miyim? Mutfağa bakabiliyor muyuz? Mutfak kontrolörümüz mutfak kontrolü yapmak tabii, istiyor. Tabii gelebilirler. Şu buyurun. An çorbaları servis an ettim ama gelebilirler. Hiç problem değil. Vallahi gayet temiz görünüyordu. Ben şuradan baktım buradan görebildiğim kadarıyla iyi görünüyordu ama müsaade ediyor yani. Bir sıkıntı yok. Şu biraz sanki fazla kızarmış. Börek mi? Evet. Yapmayın Raşit Bey nasıl fazla kızarmış. Yani daha da fazla kızarsam daha da şey olurdu. Burcan'ım siz dün yaptığınızda börek diyor musunuz gerçekten? Evet, onun adı börek miydi? Evet, onu börek olarak nitelendiriyorsunuz. Evet tabii o ki zaman börek. Cümleyi ben burada sonlandırıyorum ama benim için asla bir börek değil yani. Neydi sizin için? Böreğimsi bir şeydi börek o ama asla tamam, börek değil. O da yine değildi. Bir börek kategorisine giriyor. Böreğimsi de diyorsun. Böreğimsi olduğu böreğimsi. İçin isim zaten aynı. Börek yapmaya çalışmışsınız yapamamışsınız. Yani şu an ekranlarda izleyenler onu yanlış anlayabilir çünkü o da böreğimsi olduğu için börek kategorisi. Siz kendiniz söylüyorsunuz işte siz de inanıyorsunuz yani böreğimsi fark bir şey yapmaya çalıştığınızı. Sizin için öyle olduğu için söylüyorum benim için börek.
kupkuruydu. Koyun, alın şöyle elinizi, böyle. Kaldırın hani yukarı. Yumurtalı sütlü karışımı dışına evet. falan bolca sürdün mü? Bolca döktüm. Hadi ya. Gerçekten bolca döktüm. Herhalde pişirirken bir sıkıntı oldu. Reşit, nasıl buldun mutfağı? Mutfak iyi, güzel. Böreğin üstü açıktı, şu anda kapalı dedi de şu an açıktı ama. Getirdi, bize gösterdi evet. ya. Herhalde şimdi açmış. Başka diğer şeyler güzeldi. Her şey Hayat kapalı. Güzel, evet. Şimdi getirmek için açmıştı evet. üzerini. Zaten... Size servis etmek için açtım böreğin Aynen. üstünü Reşit Bey. Yanında bir şey yani görebilirsiniz gibi. Bunu. İzleyince göreceksiniz. Mutfak gayet iyiydi, dağınık değildi, düzenliydi. Normalde dağınık bekliyordum. Gerçekten açmak hamur yapmıştı. Ondan sonra yemekleri biraz uğraştırıcıydı. Mutfağı gayet güzel, toparlayıcıydı yani. Elif Hanım zaten ev hanımı, pratik bir kadın olduğunu düşünüyorum. Beklentiyi karşılamış, mutfağı da temizmiş. Zaten tahmin ettiğim de buydu. Ondan aksini düşünemezdim, aksini bekleyemezdim. Ne vardı yanında? Şey vardı. Ne vardı Gülşah? Ha, yoğurtlu pazı kavurması. Yoğurtlu. Yoğurtlu pazı kavurması da bizim yöreye ait bir şey bu arada. Ne yani bizim Karadenizlerde pazı kavurması evet. çok fazla vardır. Pazı. Fasulye olsun, Bakalım, diğerler olsun. Bakalım beğenecek misiniz? Yoğurtlusunu hiç yemedim. Deneyeceğim ilk defa. Yapıyorlar bizde. Çok fazla yapıyorlar gerçekten. Yani bizim annelerimiz, yengem falan hep yaparlardı bunları. Yedim Peki, yani kaslı önce. Sevgilinle dün konuştun mu? Evet. Nasıl geçti hayatım günün diye sordu mu, aradı Tabii mı? Tabii ki evet. Sen Buluştuk de dedin. Hatta. Ha, buluştunuz, çok güzel. Yemeğe gitseydiniz. Yemeğe kuzenimle gittim akşam. Kahve takılıyorum. Yemeğe gittim bu arada. Ben de stresten burada bir şey yiyemediğim evet, için evet, arkadaşlarım yüzünden aç kaldım. Öyle ya, yarışan... Ama gitmiştir, aç kaldı ya kendisi de. Bence sen de kendi yani. Yaptığın yemekleri beğenmedin. Tamam, lütfen ben yapma. Size beğendirmeye çalışmak uğruna zaten kendimi aç bıraktım. Ah, ah. Ah, önemli olan sizi doyurmak. Cefakar. Yani. Tamam, ne bizi doyurdun ne Ana kendini doyurdun. Yani aç kaldık. Benim yani amacım burada. Sizi evet. yedirmekti. Bence gayet güzel yedirdim ya. Yarışmacı ben o gitti telaştan yani. Pek yiyemiyor. Ama dedi mi sana kaç puan verdiler diye sordu evet, mu? Evet, puanı sordu. Çok güzel dedi, hakkını verdiğini düşünüyorum dedi. Gayet de yanımdaydı. Hayır hayır, puanları duydu mu senin? Duydu evet. Ne dedi? Evet. Kadir için biraz sert yorumlar yaptı. Ah. Bundan korkuyordum. Halbuki en yüksek puanı Kadir Neden vermişti Kadir için yani. Kadir'in puanları için yapmadı aslında, davranışları için yaptı. Sen Kadir mi fiştekledin sevgilini? Evet. Ne dedin? Eyvah, adam gelmesin burayı basmasın. Evet, o da öyle söyledi, beni oraya getirtmesin. Ay eyvah Kadir. Kadir'i kollayın. Kadir'e mukayyet ol Gürbüz. Kadir niye çocuğu şey yaptın? En iyi yıl davrandı ben sana. Boksörüm, kimsenin canından etmek istemem yani. Evet. Hayır yani. Konuştuğun lakır diye bak. Ama hayır. Bir buyur resmi koyalım. Senin. Kontrolüm yok ki. Sen ne dedin Kadir için? Ben dedim ki Kadir dedim benim bütün şeylerime, yemeklerime yorum yaptı dedim. Galiba bana dedim yürüyor dedim. Söyledim, hepsini söyledim. Ya hanımefendi o kadar yoklukta ki yemeği beğenince yürüdüğünü zannediyor. Böyle bir şey yok ya. Yalnız bunu bir tek ben düşünmüyorum. Mavi boncuk dağıttığını düşünen karşındakiler, ben değilim. İyi de bak, ona da mavi boncuk dağıtmışım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben ne mavi boncuk siz? Dağıttığını düşünseydim. Sen sevgilinle Kadir bana yürüyor mu dedin? Evet. Adam da koşarak gelecek bunun üzerine. Tabii ki. Ama sana yürü... Aa, o da diyor ki yokluk mu, sevgilisi var. Ne yokluğundan bak. Aa, laflara bak. Gerçekten yoklukta olsam hayatımda içindeyim. Biri mi olur? Ay tövbe tövbe. Neler söylüyorsunuz siz? Kadir Şahin, size verdiği puanı geri almak istiyorum ama alamaz. Hayır hayır, almak istemiyorum. Ben o puanı yemeklere İçecek verdim. İçecek bir şey alır mısınız? Tekrar soruyorum. İçecek ne var menümüzde yani diyorsunuz? Sadece yemeklere şunu söyleyeyim. Yemeklere pek zannetmiyorum şey ama. Şey der misin? Ay, ay, chocolate mocha. Ne? Ne dedin? İçecek bir şey alırsanız diyor da. Ay, chocolate mocha. Ay, chocolate mocha. Evet, bir karamel shot. Evet. Çok az. Venti boy olsun lütfen. Venti. Double venti. Bak şimdi ya. Esprili kız, esprili. Neyse, böreğinizi yiyin de siz. Böreğini hatta senin içtiğin susunun söylediğin şeyden bence daha lezzetlidir. Adı bile yok lütfen. Yani. Yıllardır tüketiyorum. Tattın mı en böreğinden, en pazı kavurmandan? Pazı kavurması için gerçekten teşekkür ederim. Hayatımda yediğim en iyi pazı kavurması. Teşekkür ederim. Yani sosunun olsun. Harmanlanmasını beğendim. Çünkü bizim evde yapıldığında böyle. Ay evet, çok güzel olmuş. Ben bitirdim yani. Valla. Bakın. Vallahi çok gerçekten güzel. Güzel olmuş. Ben devam edeceğim. Böreğin kesemedim çünkü ayrıldı ikisi böyle. Üstü gerçekten bak, onu da kuru olmuş. Çünkü çok güzel piştiği için, kuru olduğu için değil. Çok güzel piştiği için böyle ayrılması mı gerekiyor? Tabii ki de, hiç birbirine yapışmamış. Hamur olsa bu, birbirine yapışsa zaten. Hamur zaten keserse... bu arada. Hayır, direkt kalın, bu arada kalın açmışsın. Hayır, kesinlikle.
İzleyince göreceksiniz zaten bunun kalın. İzlememe gerek yok, şu an yorumluyorum zaten. Kesinlikle kalın değil, izleyince göreceksiniz. Soğanlarınız büyük büyük kalmış. Yani benim için sadece börek mide yakıcı olmuş, onu söyleyeyim. Mide yakıcı. Evet, yani bu benim mideme yarım saat sonra acı etkisi verecek. Pardon, yağlı. Pardon da yağlı diyorsunuz ama dün kupkuru bir taneyi getirdiniz önümüze, tamam, pat diye bıraktınız. Tamam, bugün sizin böreğinizi konuşuyoruz. Olsun, börek. Bugünü yarını yok. Ama su böreği yağlı sonuç... olur biliyorsun, olayı evet, o. Evet ama çok fazla yağlı. Çok mu diyorsun? Kesinlikle yağlı değil. Daha bence bunun yağsı az bile. Ben dediğim gibi gerçekten az bile. Ben evde yapıyorum, ya, yağlı yapıyorum. O biraz damak lezzetine giriyor bence. Ben de mesela kıymayı bayağı bir kırmızı kullanmışsınız. Tadı da güzel. Ezmenin de tadı çok güzel. Gerçekten beğendim. Teşekkür ben ederim. Ben sadece yani... İşte pazı, yoğurt pazı. Hangi kıyma kırmızı? Bu kıyma bence çok kırmızı. Yağlı değil bence. Güzel yani. Yağlı, evet, kıyma kullanmadım. Hani yağsız kıyma. Daha az yağlı. Yine öyle bir başladı ki. Kötü yorum yapacakmış gibi başladı. Kıyma ne güzeldi. Sözümü kesmezsen devam edeceğim. Ama genel olarak börek... Sen fire veriyorsun. Araya sokma. Börek yağlı geldi biraz genel olarak. Benim damak tarzım öyle yani. Ben çok yağlı börek sevmiyorum. Genel olarak yoğurtlu pazıyı beğendim. Börekte dediğim gibi kırmızı et kullanmanıza rağmen yağlı olmuş biraz. Ama dediğim gibi su böreği yağlı olur. Hı-hı. Dışarıda pastanelerde yediğimiz de yağlı su olur. Su böreği yağlı bir su böreği benim damak tadıma hitap etmiyor. Yoksa güzel yapmış olabilirsiniz. Ha, yani. O süper. Hı-hı. Onu söyle. Evet. Evet. Yani o yapmıştır fakat sana hitap etmiyordur. Evet, evet. Ayrı bir onu mesele. Onu demek istiyorum. Anladım. Yağlı peki. Sevmiyordunuz da kuru böreğimi beğendiniz mi dün? Beğenmediniz. Onu da beğenmedim. O zaman hamuru böyle direkt ağzımıza alalım yiyelim, kuru olsun evet. Yani. Anlamadım. Şu an bugün yağlı sevmiyorsunuz. Hanımefendi, benimle biraz az muhatap olur musunuz lütfen? Neden? Yani. O börek değildi çünkü. Hoşuma gitmiyorsunuz. Ne hoşuna gitmiyor? Yani konuşmak, muhatap olmak. Ya hayır, şunu demek istiyorum. Zuhal Hanım yani... O bıçağı şurada... da indir de Burcu. Hayır, şurada kaç insanız? 2, 4, 6 insanız. Yani bir kişi bile benim böyle bir... Yani kırıcı olmak istemiyorum da tarzımın olacağını düşünen var mı ya? Böyle bir tarzdan hoşlanacağımı düşünen. Hangi tarzdan? Konuşma, yani kırıcı olmak istemiyorum lütfen. Lütfen kırıcı olun. Aa, kırıcı olun mu? Hı hı. Nasıl tarzdan? Ben anlamıyorum ben bu konuşmayı. Ben de anlamadım. Kadir Bey, biz burada... Yani hanımefendi. Çıkış noktan ne yani? Şimdi ben hiç aklımda böyle bir şey yokken bir anda... Ha, bana yürüyor mesela. Bana yürüyorsunuz. Ben ya yani ben yürüyor olacaksam bile hani cansız bir nesneye yürüyecek, siz üstlerinize kesinlikle alınmayın. Konuşan bir damacana yürümektense konuşmayan bir damacana yürümeyi tercih ederim. Yani siz kesinlikle benzetme yok, tamamen cansız bir nesneye yürüyecek olsam bile. Tabii siz üzerinize alabiliyor lütfen. Muyum elime? Neyi? Şami elime geri alıyorum. Hayır hayır alma. Yok konuş, ben benzetme yapmadım, tamam mı? Ne yaptın? Diyorum ki cansız bir nesneye yürüyecek. Hayır hayır kesinlikle üzerinize alınmayın. Bıçağı bırak. Big Boy'u da arama bugün. Burcu'nun telefonunu teslim etmeyin tekrar kendisine. Sen niye böyle bir yani... Benzetme yapmam Zuhal Hanım olur mu? Ne yaptın? Ne yaptın peki? Şöyle söyledim. Dedim ki benim tercihim konuşmayan bir. Cansız nesne aklıma düşündüm. Cansız nesne var etrafta. Bir anda damacana geldi hanımefendiye bakınca. Ne yapayım? Yani benzetme olarak düşünmedim kesinlikle. Hanımefendiye bakınca... Aklıma o geldi. Damacana geldi aklıma. Çok susamıştı yukarıda. Su mu? Ne? Siz susadınız yukarıda. Çok susamıştı yukarıda. Su içmek istediniz. Bana damacana aklıma diyemezsiniz geldi. Bu arada. Ama yani ben şimdi... Damacana demedim. Bu arada ben zaten sizinle ilgilenmem. Benim kalorili tabii, tabii, big vallahi tansiyonum düştü. Boy. Zuhal Hanım burası zivarto olur mu? Yok, yok bu bana hoşlanmış, bu buna hoşlanmış işte, bu buna burada yürüyor. Burada ben konuşuyorum şu an ya. Burası... Dur Reşit bir dinleyelim. Reşo'da ben mi açtım konuyu? Ama şimdi şey, bu... ben mi açtım konuyu kardeşim? Bu atışma alanınızı dinlemek zorunda değil. Bir saniye, burası neden dinlemek zorunda değil yani. Dinlemek zorunda değilsin, ben de konunun açılmasından yeterince rahatsızım. Sana da Reşo oluyor mesela, bu böyle sürekli neden yapılıyor? Bir saniye, bir şey söyleyeceğim şimdi Kadir. Belki iyi niyetli bir şey söylemeye çalıştın fakat yaptığın bir benzetme oldu bence. Sen bana şişko demek istedi size de. Hayır, hayır. Bana şişko demek istedi. Estağfurullah. Estağfurullah, öyle bir şey demedim. Aynı şey. Damacana ve katılmayacağım bu konuda. Peç şişe suda fark var ya hani. Ya şöyle aklıma o geldi zaman, şu an ne yapayım yani. Yani şu vazodaki çiçeğe yürümem. Hayır bir şey canlı. Ben cansız bir şeyden yani konuşmayan bir şey yani. Cansızlar konuşamaz ya hani. Tamam, neyse, bardaktan uzat... örnek verseydin. Yani ne bileyim. Örnek ya ben bu bardağa örnek versem burada kalın diyeceksin hani. Senin alınacağın varmış doğru. Üzerine. Doğru. Bardağı yanlış anlarız, damacanayı anlamayız. Evet. Yani aynen. Şöyle söyleyeyim. Mesela biri çok bana damacanadan... Çok talihsiz bir şey oldu. Hayır, biri bana o damacanadan... biraz gerildi galiba benim big boyumdan dolayı. Bir gerginlik galiba yaşadı şu an. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Bir anlamda big boy seviyorum. Siz benim için ultrası mı olsunuz yani? Hani tall boy yani. O yani ana... sizin tall boy. Aa, evet. Tall boy. Doğru bir şey değil. Ne olursa olsun bence gerçekten
tamam eleştirileri, şeyleri benim kesinlikle rakibim olamaz ama güzel bir hanımefendi bulacağını. O şekilde söylemesi doğru değil, ayıp. Bizim kültürümüze, bizim insanlığımıza yakışmaz. Bence gerçekten gayet güzel bir hanımefendi, özür dilemesi lazım. Arkadaşlar, bu şeylere girmeyelim, bu konulara. Yok yok, ben ayıp. Şunu söyleyeceğim. Ben mesela bir insana diyelim ki... Derya... Ay sonra iki hafta sonra yayınlanacak mı? İzleyip izleyip dellenecek adam ondan sonra. Dellensin. Ben Derya Hanım'a damacanaya benzetme girişiminde bulunsam mesela şüphelenir mi benzettiğime? Şüphelenmez. Çünkü evet niye? Der ki ben gayet sayıyorum, damacana ne alaka der yani. İşte kız. Siz bayağı bir rahatsız oldunuz. Niye şey yaptınız çünkü anlamadım. Çünkü damacanaya benziyorum ya o yüzden. Tövbe tövbe. Ya, hayır, her şeyden önce bir cisme benzetiliyor olmak ben, hoş değil. Evet. Tamam yani, benzetmedim zaten. Tamam burada özür dileyip konuyu kapatır mısınız? Bence de. Hayır kesinlikle dilemem. Dile dile. Ne demek özür dilemem? Dile çok talihsiz bir konuşma oldu. Evet. Zuhal Hanım. Bence. Bir sözüm... Seyirci nezdinde tabii, de... Tabii tabii. Yok yok. Ben kötü bir pozisyona düşme yok, yani. Yok yok içim rahat. Ben o seyircilerden biri de Big Boys özellikle. Söylemeden önce kesinlikle dedim ki siz kesinlikle üzerinize alınmayın. Tamam, ben dedim söyle... örnek veriyorum konuşmayan bir cismi. Ya ayranın dökülmesi olayı oluyor bu ortada. Ediyorum. Öyle bir şey yok. Yani bu arada arkadaş... Size bakarken böyle... Bu aklıma geldi dediniz. Evet. Damacana, evet. Evet. Yani öyle dedi. Yani gerçekten... Düşündüm o ama yani. Size bakınca damacana. Bu geldi aklıma deyince benzetme oluyor. Evet. Yok, evet. Hayır. Yukarıda su istediği için ben benzettim. Ben yukarıda su istemedim. Yani. Çeşmeye benzet efendime söyleyeyim. Tövbe ya hiçbir şey benzetme daha, zaten biraz de. Biraz beynimizin bize oynadığı bir oyun bu. O da benim elimde değil. Konuşacağım kusura bakmayın batıyorsun. Yani. Konuşacağım batıyorsun. Doğru. Bence de. Bu bizim... Bana bilinçaltımın bir oyunu mu bu diyelim Elif'e geçelim evet. Bence arkadaşlar yemeklerimi çok beğendiler. Yapacak bir yorum bulamadıkları için birbirleriyle böyle konulara girdik. Yalnız henüz benim yorumum bitmedi. Elif daha, Reşit'ten de almadık yorum. Evet. Gerçekten damacana demek istedim çünkü yani bir insanda biraz yüz olur. Sürekli ya bir kendine bak bir bana bak ben sana nasıl yürüyebilirim yani. Gerçekten bu çok ayıp bir şey. Sürekli arda arda ilk gün ikinci gün sürekli sen bana yürüyorsun sen bana yürüyorsun ve benim bir gram bile konuşma hevesim olmadan önüme yemek yiyorum bir anda sen bana yürüyorsun. Ya ben çorbanı beğendim diye sana yürüyorsam ve sen bundan bir nem kapıyorsan ciddi sorunlarım var demektir yani. Ben çok sakin kaldım yarışma boyunca. Sadece orada bir ufak yükseldim artık dayanamadım susması için söyledim. Daha çok konuştu. Keşke söylemeseydim yani. Ama kendisinden kesinlikle özür dilemeyi düşünmüyorum. Çünkü ben orada kendisine düzgünce bakıp söyledim ki siz kesinlikle üzerinize alınmayın. Size benzetmiyorum. Ben sadece o an cansız bir nesne düşündüm. Ve cansız iki nesnenin, cansız bir nesnenin konuşan ve konuşmayan versiyonlarını karşılaştırdım. Hanımefendi çok konuştuğu için bakın ben konuşmayanı tercih ederim. Çok konuşan bir kadını zaten tercih etmem demek istedim. Kadir bana damacana dedi. Haddine bakmadan, kendi smalluğuna bakmadan bana damacana dedi. Ben de kendisine siz de kürdan gibisiniz, sizinle ancak dişimi karıştırırım diyebilirdim ama onun seviyesine düşmedi. Derya ile devam evet, edelim. Evet sıra bende. Şimdi şöyle hemen başlıyorum. Pazı kırılması gerçekten çok zor olmuş. Ben de Karadenizliyim. Annem bunu böyle işte uzaktan bir misafir ya da böyle yakın bir misafiri böyle çat patık çat kapı geldiğinde evet. Böyle 5 dakikada yaptığı bir şey. O anlamda biraz pratik bir şey seçmişsiniz. Tebrik ederim mantıklı. Fakat el açması olmuş. Hamur gerçekten çok kalın olmuş. Kalın. Evet hamur gerçekten bir evet, de şöyle bir şey var. Kalın buldum gerçekten. Su böreği, bana mı ince yerini koymuş? Bak şimdi bak, şu katlara bakacaksınız. Çok kalın, evet bir çok kalın. Bu kat kalın mı? Kesinlikle kalın. Hayır ama bak kesinlikle şimdi burada bak, bir böyle ayırıp şuraya bak işte bu katı diyorum. Evet, kalın mı bu? Kalın kalın Zuhal Hanım. Kalın. Bunu daha incesini açarsanız. Daha incesi olmaz Derya. Bunu, şu katına bakın. Sergio çek. Daha yani annesi yarılır şimdi, direkt zaten tencereye atılır. Evet öyle şey olur mu? Ama bunu tek öyle, tek nasıl haşlandığını biliyorsun. Konuştu. Normalde... Benle bir muhatap olma gözünü seveyim. Arkadaşlar ben yorum yoruldum yapıyorum. Yoruldum ama ben ama, kesmedim. Ama arkadaşım, kesti. Ama arkadaşım ben yorum yapıyorum. Ağlayacaksa konuşmayalım o benim zaman. Benim yorumum bir saniye der. Efendim? Ağlayacaksa konuşmayalım. Eyvah eyvah. Şu an üngür üngür dökülüyor yani. Belli oluyor zaten. Sen o bıçağı bir indirsen artık. Yedin bitti daha. Allah Allah yiyeceksen kullan, kullanmayacaksan koy. Kavganız bitirse devam etmek istiyorum. Evet. Su böreğinde normalde biliyorsunuz ki lor peynirle yapılan bir şey. Burada kıyma kullanması da var. Aynen ilk defa yiyormuş oluyorum bu arada ben kavgasını. Öyle evet, mi? Yani kıymalı su böreği ilk defa tadıyorum şu anda burada. Muhtemelen kıymada kullandığınız yağ buradaki hamur içine çekerek daha da kalınlaştırdı. Belki siz gerçekten arka tarafta daha ince atmış olabilirsiniz ama hem suyla kıyma hem de yağda. Öyle mi? Ama kavururken de kullandınız. Yağ kullanmadınız mı soğanla? Değil mi? Şöyle bir şey, ben bu içi yaparken yağ fazla kullanmadım. Az çok az bir şey, sıvı yağ kullandım. Aralarına az az tereyağı kullandım. Bunu kullanmak zorundayım çünkü su böreği... Allah aşkına şuna kalın kesinlikle, diyorlar ha. Zaten yapışan katları de... saymıyorsunuz değil mi? Siz şu katlara bakacaksınız. Gürbüz, nasıl da açtığında katlar? Sen bize anlat bakayım.
Özellikle son katı ince açtı. Çok belli. Göz görüyor şekerim. Diğer katları da inceydi. Peki tadı nasıl su böreğinin? Tadı çok yağlı. Ya su böreği yağlı olur ben ya. Ben fazla yağlı. Yani Almanya'da bu arada peynirli yerken evet yağlı geliyor. Şimdi gelir, bak doğru. Sen bu... su böreğini sevmem ben kardeşim. Bana çok yağlı dersin. Ya ben çok severim. O başka bir şey. Ama yani bu su böreğini yiyorsan biliyorsun ki yağlı olur. Evet. Yağsız olmaz. Bunun hakkı yağ zaten. Ya. Emin olun bunun hakkı yağ. Tamam hani farklı bir şeyler okey ama. Bak çok fazla koysan da ben de söylerdim. Evet bu haddinden de fazla yağlı olmuş derdim. Ama bir su böreğinde bu standart bir yağ. Efendim Gürbüz. Fazla yağ kullanmadı zaten. Zaten belli. Anladım. Peki Reşit'teyiz. Bazı kavurması güzel olmuş gayet. Salça mı koydun pardon içine? Kazı kavurmasının. Çok az bir şey renk versin ama diye. Güzel olmuş. Evet. Börek de hamuru yaşlı yufkala biraz daha ince olabilirdi. Biraz kalın buldum ben. Allah Allah. Ya bu Reşit adam diyor ki göreceğiz. Daha öncesi yok diyor. Yani yapma. Yok, biraz daha ince olabilirdi. Ya daha ince olur mu bu Reşit'ciğim? Evet. Sen yapma bari. Bak şu katlarına bakacaksınız. Yapışıp özdeşliği bu yapışanları için demiyorum. Şöyle bakacaksınız katlara. Bak ben sana ayırayım. Açtığı kata öyle daha iyi anlayacaksınız herhalde. Zuhal Hanım zaten yapışmamışlar. Biraz arkadaşlar bakar mısınız? Hamur bak, yoksa bunlar bak, birbirine yapışıyor. Bu bir kat. Seveyim. Bundan daha mı ince olmalıydı diyorsun? Üstteki kat ince. Ya altlıklar yapışacak tabii ki. Biraz kalın gördüm ama güzel gayet tadı güzel yani tadını beğendim. Ha, beğenin diye demiyorum. Yani şimdi dersiniz ki lezzeti güzel olmamış, kıymanda ağır bir koku var bilmem ne. Bakın, ya beğenili olmasını tercih ederim. Onlar yapışacak ama sen hiç su böreği yemedin mi? Yedim de yapışmasına bir şey tek demiyorum. Tek tek ayrılmaz ki bu su böreğini katları yerken. Açarken biraz kalın da açmış yani biraz daha ince açabilirdi yani. Mutfağı seyredersiniz. Bence gayet ince siz anlamıyorsunuz su böreğinden ben size söyleyeyim. Siz su böreğinden anlamıyorsunuz. Evet, vallahi söylüyorum. Çok yemediniz herhalde. Yok çok su böreği yemedim. Daha bundan ince ne kadar açılabilir? Kağıt gibi. Yırtılır, haşlanıyor bu tek tek. O kadar ince olmaz su böreği. Nasıl yapılır biliyor musun? Biliyorum yaptın da. Yaptın mı? Yaptım evet. Hadi canım. Evet. Biz... vallahi inanamadım yaptığını. Bence Reşo Ağa'nın gözünü hırs bürümüş. Müşterilere nasıl yapmıyoruz. Nasıl beğenmeyeceğini şaşırmış yani. Vallahi buluyorsunuz. Bu su böreğine de kalın derseniz ben bundan şüphelenirim. Tadında bir şey bulamadım ama işte hamuru biraz Zuhal kalan. Hanım, evet. Zuhal Hanım bence bayıldılar. Hatta şu an hastaneye gidecekler. O kadar evet, bayıldılar. Evet midem yanıyor. O kadar bayıldılar. Mideniz yanıyorsa soda var verebilirim. Ben bir... bayıldılar böreğime kıskandım. Yaptıkları için bahane arıyorlar. Ben normalde yemek yerken asla su kullanmam. Ciğerim o kadar yandı ki su içmeye niye gereği duydum. Neden? Çok yağlıydı Zuhal Hanım. Yağdan mı benim yandı? Vay anam vay duyda inanma. Yani. Bakın ben Zuhal asla yemedim. Ben yağlı sevmediğim için sadece yağlı. O başka bir şey. Aynen o aydı. Siz ne seviyorsunuz? Siz hariç her şey diyeceğim olmuş. Aa dün beni seviyor musunuz aslında? Ay yemeklerinizi sevdim, çorbanızı sevdim. O dünkü sadece olumlu hava, ılımlı atmosfer nereye gitti? Ya ben de isterdim olumlu hava devam etsin de niye ben, üzerime geliyor anlamıyorum ya. Ben de anlamadım. Anlamıyorum ya. Siz sürekli bir şey. Seni seçtim asla bir börek yapamayacaksınız. Bizde çok yapıldı su böreği. İnanın çok kalın su börekleri gördük maalesef. Ama bu başarılı bir su böreği. Ben de öyle düşünüyorum. Su böreğinde böyle yağ olur. Hatta daha bile yağlı yapıyorlar. Onu da söyleyeyim size. Lezzeti çok güzeldi lezzetini. Peynirlisinde daha yağlısını gördüm bu arada. Peynirlisi daha ziyade. Evet ben de kıymalı defa yiyorum. Ben olsam ama peynirli seçerdim. Su böreği ve yoğurtlu pazı kavurması. Pazı kavurmasını gerçekten çok beğendim. Çok lezzetliydi ama böreği ben asla sevemedim. Hayatım boyunca su böreğini ilk defa kıymalı bir şekilde yemiş oldum zaten. Fakat benim bildiğim kadarıyla su böreği dediğimiz şey lor peyniriyle yani peynirle yapılan bir şey. Dolayısıyla çok da fazla yağlıydı kıymada yağ kullandığı için. O yüzden kesinlikle beğenmedim. Hamuru da bence kalındı. Yoğurtlu pazı kavurması inanılmaz güzel bir lezzeti vardı. Yani damağıma harika bir tat bıraktı. Ben pazı sevmememe rağmen. Su böreği puan kırılması gereken veya puan verilmesi gereken ekstra bir özellik taşımıyordu. Yani ben her gün çalışan biri olarak bu menüyü yapsaydım çok çok 75 bin lirayı hak ediyor olurdum. Ama siz hak etmiyorsunuz bu menüyle. Ev hanımı olmak da bir marifettir. Ev hanımı olmak da bir marifettir yalnız. Tabii ki. O ayrı da biz burada ev hanımı ya da ev çalışan kadın diye biz ona bakmıyoruz yani. Aa, o çalışan kadın o kadar iyi yemek beklemeyelim hayır, onda. Ki... sen şimdi dün de aynı şeyi söyledin. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz ben çalışıyorum. O da çalışmış 2 ay evveline kadar. Ben de çalışan kadınım diyor. İster çalışırsın ister ev hanımı olursun. Hep onu söylüyorum aynı örneği vermekten sıkıldım ama ne şefler gördük burada profesyonel kaç yıl eğitim almış. Yurt dışında çalışmış döküldüler yapamadılar. Ne kendi halinde takılan insanlar gördük, çalışan ev kadınları yıktılar geçtiler ortalığı. Üstelik de öyle pratik lezzetlerle de bunu başaran oldu. El lezzeti bence birinci sırada zaten. Fazla özgüven de burada hata yaptırtıyor insanı. Ya arada karada yaparım her zaman yaptığım yemekler diyor. Veya hiç yapmadığı yemeği ilk defa burada yapıyor. Onu da anlamış değilim. Evet, bu nasıl bir mantık ya? Vallahi diyor ben ilk kez burada yaptım. Niye?
Yani niye öyle bir risk alasın ki? Evet. 75 bin TL alacaksın yani sonuçta. Mesela Reşit. Evet. Kebap yokmuş menüsünde. Aa. Garantici ama davranmamış. Bravo, bu da bir risk. Ama kebap var. Yemeğimin ismi kebap. Söyleyeyim yani şu an. Söyleme. Ay dün kebap var. Zuhal Hanım. Efendim. Çünkü kendisi kebap ustası değil. Ne ustası? O yüzden kebap yok yemeğinde. Kebapçıyım diyor adam ya. Nereden çıktı o? Elif bence Hanım, şef olduğunu mu düşünüyorsunuz? Size bence yalan köfteci. Borcum yok. Bir gün köfteci gelin mi? Niye bir köfteci dedin adama? Kebapçı olsaydı eğer ki güzel bir kebap yemeğiyle önümüze gelirdi. O yüzden köfteci. Köfte basit bir yemek Adana'da olduğu için. Adana'da kebaba köfte diyorlar zaten ya. Kıyma diyen var, köfte diyen var. Göreceğiz bakalım. Adana her yapıyoruz. Sulu yemek yapıyoruz, kebap yapıyoruz diyor evet, değil mi? Evet. Dükkanında. Ya inanmıyorsa bir niye gün gelsin burada götüreyim yemek yedireyim hepsine yani. Olur. Çalışan yere gelsinler. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bizi de al git. Biz neden sizin dükkanınıza geliyoruz? Burada yapsanız en azından ya lezzetinizi değerlendiririz. İnanmıyorsun diyor. Sana inandırmak zorunda değilim ama inanmıyorsan da gelebilirsin yani. Konumu atabilirim sana. İnşallah. Yani burada yapsaydınız şey da keşke herkes görseydi. Efendim görmüyorsun. Ayağa kalktın. Elif Reşit'in kebapçı olduğuna, Kadir'in de doktor olduğuna inanmıyor. Elif. Evet öyle söyledi. Sana da inanmıyormuş. Ya o kadar fizyatrik neydi? Anneme benziyor dedim. İnanmıyor muymuş doktor olduğuma? Üzüldüm bak. Kimseye güvenmeyecek. Sırf oradan inanması gerekiyordu. Ya vallahi sırf çünkü oradan yalan söylemedim düşünmesi gerekiyordu. Annesine benzetirse mesela ben onun doktor olduğuna inanırım. Onlar da kadar değil. Şöyle bir samimiyet oluşuyor ya hani. Hani yalan söylemediğime düşünmesi sıcak lazım. Sıcakkanlı bir insansın değil mi? Biraz öyleyim evet. Humanist bir tavrın var. Evet. Dost canlısı. Seni biraz yanlış öyle anladılar. Bence yanlış anlaşıldın sen. Kendini ya da doğru anladım mu ifade edemedin? Özellikle şu iki arkadaş biraz yanlış anladı. Hani kendi ben doğru mu anladım? Neyi ne konuda ya? Senin kendini yanlış anlamakta serbest çünkü yanlış bir örnek. Ne yanlış anladık Kadir Bey? İşte kendi doğru günümü oynuyormuşum ya puan. Kadir Bey bir şey soracağım. Evet ben kendi gününüzü oynuyorsunuz. Alınganlık bozunganlık yapma. Kadir Bey bir şey soracağım. Yemeğinize güvenmiyorsunuz. Şirinlik yapmak çalışıyorsunuz. Gülmüz bana dedi ki 16 yaşında üniversiteye girmişsiniz kazanmışsınız doğru mu? Ben ilkokul 2. sınıfı okumadım. Üstüne bir sene erken yazıldım. Ben zaten sınıf atladın. Evet liseye de 12 yaşında başladım. Üniversiteye 16 yaşında başladım. Gerçekten. 22 yaşında da doktor oldum üstün aynen. Üstün zekalar var onlardan ya mısın? Aslında tam öyle değil. Ben bizim sınıfı ikiye bölmüştüm. Beşiktaşlar ve Galatasaraylılar diye. Sürekli kavga çıkarıyordum sınıfta. Hoca bir sene dayandı. İkinci sene dayanamadı bana. Okuldan da atmadı derslerim iyi diye. Hem derslerim iyi hem yaramazım. Nasıl kurtulacak? 2 A'daydım 3 A'ya gönderdi beni. 3 A'dan devam ettim aynen. Öyle bir şey olabiliyor mu ya? İlk defa benim ikinci sınıf karnelerim yoktur mesela. Disipline gönderirsin, uzaklaştırma falan ya verirsin. Şey yaptım, müdür yardımcısı bana sınıf bir sınav atlatmak sana ödül olmuş. Ödül olmadı. Niye? Ben biraz haksızlığa gelemeyen biriyim. Şey olarak hani. Ama bu kötü bir şey değil ki sınıf atlatmak. Hayır hayır. Üstü zekaları falan atlatırlar. Haksızlık olarak değil. Sınıfa ben gittim de beni bir yabancı olarak şey yapmışlardı. Bayağı ben 5. sınıfa kadar o sınıfta devam ettim. Ben başarılı olduğumu düşündükleri için biraz böyle bir sevmiyorlardı beni yeni gittiğim sınıfta. Öyle bir şey olmuştu. Bir dezavantaj olmuştu ama sonrasında çok iyi oldu. Erken para kazanmaya başladım falan. Hayata i̇yi oldu. Erken aynen atıldım. Hayata erken atıldım. Kaç yaşında üniversiteye girdin? 16 yaşında. 16 yaşında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine girdim aynen. Ege Üniversitesi. Aynen. Ay İzmir'de okudun. Evet İzmir'de okudum. Aa, Bornova'da. Ne güzel. Bornova benim kayınvalidem orada tüy yapıyorum. Çok güzeldir Bornova. Evet evet. Aa Gürbüz duyuyor musun? Peki Elif sen niye inanmadın onu anlamadım. Diploma mı getirsin? Ben niye inanmadım? Benim yanımda doktor kartım, göreve başlama tarihim, kimliğim her şey var. Aa arka göstereyim istiyorsanız. Bana göstermene gerek yok. Elif inanmıyormuş. Zuhal Hanım bana anneme benziyorsunuz dedi. Çok küçük olduğu için hiç biz fizyoterapiste benzemiyordu. O yüzden fizyoterapist doktor değilim ben. Biz fizyoterapiste diyoruz ki bak sen şu 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 egzersizi yaptıracaksın. Dün öyle fizyoterapist dediniz yaptırıyor. Ama dün fizyatrist öyle dediniz dedim ben. Fizyoterapist dediniz demedim dün. Bakayım. Bu Kayseri Şehir Hastanesi'nde göreve başlama tarihim 15.01.2021. Evet. Ben 6 ayda askeriyede çalıştım. Mersin'de Deniz Kuvvetleri'nde. Orada doktorluk yaptım. Bravo, Covid döneminde. Elif inanmıyor ya onun için bakıyorum. Kan grubumuz aynıymış seninle. ARH pozitif %70. Kız ne ara dere gördün? %70 ARH pozitiftir popülasyonda. Öyle mi diyorsunuz? Evet popüler oldum. Bilgiden bilgiye. Aynen. Müthiş bir kelime dağarcınız var. Evet. Doktor Kadir Kiraz. Evet. Biz tıp ve rehabilitasyon asistanı. Personel kimlik kartı. Asistanı evet mı dedi? Öyle yazıyor. Şimdi TUS'a girince asistan doktor olunuyor. Tabii. Sınava girecek. Evet. Başarılar dileyelim. 9 ay sonra uzman Elif, olacağım. Elif ben gördüm vallahi efendim çalışma kartını. Bak sen de bak. Niye inanmadın çocuğa ya? Çok küçük, ufacık. Ama bana da anne dedi. O yüzden dedim ki benim çocuklarım benim annem değil çok güzel bir kadın. Neyse, bu arada. Neyse annelerim daha döver güzelim, sever ben diye konuyu miyim kapatıyoruz. Kadir Bey doktor olduğuna ondan sonra üniversite okuduğuna önce inandırıcı gelmedi. Ama şeysini gösterdik kartını.
bitirmiş gayet ama eğer öyleyse tebrik ediyorum. Gerçekten kendisine başarılar diliyorum. Burada değil ama burada kazanamayacak. Böyle birinden güzel yemek beklemiyorum zaten. Şimdi doktor olduğuma sadece buradakiler değil genelde inanmazlar. O yüzden buradakilere kızmıyorum. Yani inanmamaları normal. Bir şey demiyorum, haklılar. Genelde doktora benzeyen bir tipimin olmadığını söylerler. Ben de kendimi çok doktora benzetmem. Yaşım da gerçekten küçük. 4 senedir doktorluk yapıyorum. 26 yaş gerçekten küçük bir doktora göre. Genelde alışmışlar böyle 55 yaşında gözlüklü doktor görmeye. Doktor algılarına yakışmadım demek ki. Ama canları sağ olsun. Ben bunda bir problem görmüyorum. Hatta benim hoşuma gidiyor. Yani bir doktor tek bir prototip olmalı değil yani benim için. Bence süper zekadan değil. O zaten masada anlattığı gibi hocalar ondan artık o kadar bıkmış ki. Yani bir an önce gitsin de buradan kurtulalım çabasıyla bence onu bir üst segmente taşımışlar. Bu ne salatası Elif? Nohut salatası Zuhal Hanım. Diyet salatası bu, diyet. Dün de senin salatana dediler. Evet, bana da öyle dediler ya, ben de öyle söylüyorum çünkü bu diyet salatası gerçekten. Ben sizin iyiliğinizi düşünerek yaptım. Kadir Bey sizi damacana diye tabir etti. Ay girmeyelim oraya lütfen. En azından oraya, dedim ay, güzelce ay. Yapayım diyet salatası. Yanlış bir şey, niyetle söylemedi, özür de diledim. Ben kesinlikle benzetmedim. Ben de özür dilemediği için onu bayağı gözümden düştün bu arada. Şu an kendimi aşağı atasım var, ne yapacağım ya? Oradan bir şey olmaz sana atarsam. Burada müstakil evdeyiz. Havuza atabilirsin. Havuza atla. Yani. Bu arada ot yiyor sadece, nohut çok az olmuş ya. Zaten bu bakarsanız, internetten araştırsanız... Hepsini hayır, ot araştırdım, merak etmeyin. Nohut yemeği yapacak değilim. Nohutu kendiniz mi haşladınız? Tabii ki kendim haşladım. Konserve değil yani. Hayır, kesin. Hanımefendi, ben yemek öncesi röportajda dedim ki... Yeterince haşlanma. Bu nohut olursa çok kuru olur, hiç sevmem dedim. Bence otlu olmasa daha güzel olmuş. Tabii röportajda dedim. Salata sonuçta bu. Yani bir... Ha, siz otlanma sadece seviyorsun. Sadece maydanozu doğrayıp getirmedim evet. Ben sizin yaptığınız gibi. Burcu Hanım dereotunu doğramış. Pardon, semizotunu doğrayıp önümüze getirmiştiniz. Sadece çilekle süslemiştiniz. Bence benim salatam gayet güzel. Hem görseli hem tadı. Peki da... benim yemeğim nerede? Çok özür dilerim. Siz bugün her şeyi unutuyorsunuz. Bunu ver sen ona. O hemen hazır. Peki. Bayağı gerdik galiba size. Hayır, beni geremezsiniz. Öyle bir yok, öyle bir şey yok. Ben verdiniz zannettim. Salatamı o kadar çok sevmişsiniz ki komple önünüze almışsınız. Ben önünüzün boş olduğunu ot göremedim. Şu an geviş getiriyor gibiyim şu an. Estağfurullah. Salata için mi? Yok, bunun için. Kuzu eti mi kullandınız? Hayır, dana eti. Salatanın sosunda ne kullandınız Elif Hanım? Ne yapacaksın anlamıyorum. Nar ekşisi. Bravo, güzel olmuş. Yani dana eti olmasına rağmen yumuşak olmuş. Bu arada bu etleri kasaba mı kestirdiniz? Evet, kasaba kestim. Neden? Benim dün tavuğuma niye kasaba kestirip zamandan tasarruf ettiniz? Sizi zamandan tasarruf etmek için kestirmedim. Ne için kestirdiniz? Şöyle söyleyeyim. Sizin bir tane hazır ürününüz olmamış olsaydı, el yapımı, el açması bir şey olsaydı, sadece yufkayla alakalı söylemiyorum bunu. Emin olun onları göz ardı ederdim. Ama benim her şeyim, bütün yemeklerim benim aşamalı. Kolay basit bir yemeğim yok. Salatama varana kadar aşamalı bir yemek. Sonuçta nohutlarımı haşladım, diğerlerini tek tek özenle doğradım. Tamam, bir tane hamuru açtınız diye diğerlerini... Sadece hamur açmadım ya. Başkasını mı yaptırdın? Sadece hamuru açmadım. Size baklava yaptım. Hatta baklava değil, soğuk baklava yaptım. Tamam, bu soğuk baklavanın hamurunu açtınız mı? Baklava. Soğuk baklava. Peki bir şey söyleyeceğim. Soğuk baklavanın açsaydınız sadece... açtım derdiniz. Şu an lafı çeviriyorsunuz. Hayır, sadece soğuk baklavanın uğraşılması, hamurunu açmakta mı sizce? Benim ablam soğuk baklavayı çok güzel yapar. Keşke size el açması da yapar. Bana öğretmesine gerek keşke yok. Keşke size de öğretseydim. Ben de yapardım. Siz de önümüze kurabiye yerine güzel bir tatlı koysaydınız. Hayır, soğuk baklavanın nasıl olduğunu çok iyi bilirim yani. Ablam çok iyi yaptığı için tamam. Çok fazla test ettim, yedim ablamda. Güzel. O yüzden gelince yine onun için de ekstra bir yorum yapacağım ama bana kasaba kestirdiğim için laf edip kendiniz etinizi kesmediğiniz için problem bu yani. Kasaba kestirdiğinize laf etmekten ziyade etleriniz orantılı olmamış, kuru olmuş diye fazlalıkla yorum kuru yaptım olması ben. Olması imkansız. Bir saat sodayla karbonatta bekledi. Eti mi beklettiniz karbonatta? Tavuk benim, tavuk. Tamam, tavuğu mu karbonatta bekledi? Karbonatlı ve sodalı suda bekledi. Sırf içindeki... O yüzden sertleşmiş zaten. Ben hayır, hiçbir şeyde bekletmedim. Hiçbir şeyde direkt... Ben evde sade denediğimde bu arada Zuhal Hanım, sade suyla beklettiğimde de denedim de. Daha kuru olmuştu. Soda ve karbonatlı suda beklettiğimde daha iyi oldu. Onun için kuru olmuş bence. Benim hayır. Etlerim... Ya zaten göğüs eti. Tavuk göğsü seçmen hataydı zaten. Göğüs eti zaten... Ve ben tavuk göğsünü gayet yumuşattığımı düşünüyorum bu arada. Tamam, tavuk göğsü zaten yumuşatır. Zaten hani tavuk et değil midir? Ki karbonatta bekleteceksin. Hani et olsa sodada bekletebilirsin. Ben biraz onu da ekledim. Tavuk kesinlikle sodada beklemez.
şeyde de bekleme, yani karbonat da girmez. Burcu Hanım kendi gününü bitirdiği için şu an rahat rahat benden intikam alıyor bence. Günün intikamını alıyor. Elif Hanım gayet güzel olmuş. Dana eti olmasına rağmen ben biraz sert bekliyordum. Etiniz sert değil, yumuşak olmuş. Yemeği beğendim. Evet, güzel kavurmuşsunuz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Salata nasıl? Salatada biraz daha nar ekşisi. Limon bir de tuz biraz olabilirdi. Çünkü salataya hep limonlu ekşi denildiği için hani ben biraz daha damak zevkinizi az çok öğrendiğim için az kullanmak istedim. Peki. Reşit beğendi. Sende durumlar nedir Derya? Ben yemeğe bayıldım. Yemin ediyorum elinize kolunuza sağlık. Müthiş olmuş ama salatayı sevemedim. Nohutu çok fazla kullanmışsınız salatada. Sosu da çok yetersiz geldi. Evet, aynen. Burcu da az yemek yok diyor. Ben sadece kaşarını beğendim. Şöyle söyleyeyim. Kaşarını mı burada... beğendin? Hayır, nohutu koyuluyorum. Nohutun sayısı çok fazla. Bilmiyorum ben. Ya da ben karıştırdıktan sonra biraz üste çıktı ve ben çok fazla ot yedim yani. Evet. Otçul değilim, anlaman lazım. Ya şöyle bir şey. Ben. Takdir edersin ki sevgili Elif, dereotu tek başına çok kolay yenilebilen bir evet, şey. Evet, bir o kadar yani. Yoğun ki tıkıyor. Yani bunu birazcık keşke yeşillikle zengini. Sırf dereotu, maydanoz ikisi de böyle takılıyor gırtlağına. Zaten tadı da hani tek başına çok da hoş değildir dereotunun. Ancak bir şeyle karıştığında o rahiyası, kokusu, aroması, tadı daha güzel gelir. Yani tek başına çok fazla dereotu. Yani buraya bir kıvırcık, bir marul, bir şey koysaydın da keşke sadece dereotu ve nohut. Yenmiyor yani, zor yeniyor. Evet. Sosu çok az. Evet, sendeyiz Kadir. Ben yemeğe tam puan verdim. Gerçekten çok beğendim. Dur, daha vermedik puan. Hayır, kendi kafamda yani. İçindeki patlıcan, et, üzerindeki kaşar mükemmeldi. Gerçekten çok güzeldi. Nohutla alakalı, nohut salatasıyla alakalı şey güzel bence. Nohutla yeşillik oranı güzel. Yalnız yeşilliklerin kendi içindeki oranı bence dediğimiz gibi dereotu biraz daha fazla. Bir de sos bakımından fakir. Hani buna da kendi içimde 50-50 diyebilirim. Oran güzel olduğu için. Teşekkür ederim. Evet Burcu, herkes beğendi. Sen ne diyeceksin? Ben etini biraz yutarken zorlandım açıkçası. Evet, demin şey dedi, onu söylemek istemiyor ama bilmem ne getiriyorum çiğnerken dedi. Evet. Geviş dedi. Et gayet güzel, yumuşacık, pamuk gibi pişmiş. Bu arada pamuk bunu gibi değil ama pişmiş, çiğ değil yani. Onda hemfikirim. Çiğ değil. Dur bakalım, çiğ demiyorum konuşalım. Zaten. Kaşarını beğendim çünkü kaşarı zaten köze koyduğun zaman otomatikman... Kaşarını beğendim ne demek ya? Kaşar peynirini beğendim. Hayır yani bir tek peynirini mi beğendin? Evet, şu an peynirini beğendim. Patlıcan çok fazla kaşar sevmem. Kaşar peynirini ben yapmadım yalnız. Tamam, ondan kaşar peynirini koydunuz ya. Ben yapmadım, verdiniz beğendiniz. Ya. Evet, kesinlikle Burcu o yüzden. Burcu Hanım en azından bugün aç kalmadık. Siz yani. Siz beni yemek, zaten beğendiniz. Yemekler gayet güzel. Bugün aç kalmadık. Duruyor yemek. Yiyeceğim ben. Benim tabaklarımı yaladığınız gibi onu yalamadık. Yalamadık. Düzgün konuşun. Kesinlikle yemeklerinizi... Düzgün konuşuyorum zaten. Tabağımda siz... benim sadece o... Bak, bir o kalmıştı yani. Modern medeniyeti görünüyorsunuz ama dün bana dediğiniz gibi terbiyesiz yorum olmuş falan filan ama... Siz bir bayan olduğunuz ya için ben size değil, cevap vermedim. Siz bana bir verdiniz, bir. Bir bayan olduğunuz için ben bayanlara, hanımefendilere çok saygılıyım. Cevap vermedim size ama sizin yorumlarınız... Cevap verebilirsiniz bu arada. Yok, ben kendimi bu seviyeye düşürmüyorum. Bravo Reşo abi. Bir saniye, erkekler ismi de neye bravo diyorsun? Öyle bir şey, geleneksel konuştu ya, ben böyle geleneksel adamları severim. Böyle köy ağası gibi. Ben çok dinlemedim bile açıkçası. Ama kimi dinlemedin? Sayın doktorda R var. Şeyleri. Kesinlikle R var. Tartışmayı dinlemek. Neden stratejiye devam ediyorsunuz? Bakın ben puan vereceğim. Puandan sonra ben kime yüksek puan verirsem ben kul hakkı yemem. Bir yemek güzelse kötü diyemem. Bravo. O yüzden ben yüksek puan verdiğimde Elif Hanım siz isterseniz bana 3 verin, ben size bozulmayacağım. Çünkü ben inanıyorum ki siz beğenmediğiniz için 3 vermişsinizdir. Benim için ciddi manada problem değil vereceğiniz düşük puanlar. Eğer ki beğenmemişseniz gönül rahatlığıyla düşük puan verebilirsiniz. Ben bir yemeği beğenirsem bu yarışmanın sonunda maddi bir ödül olduğu için ben kul hakkına giremem, beğendim diyebilirim. Yani. Kaldı mı böyle yarışmacılar, bravo valla. Ben de aynı sizinle aynı fikirdeyim. Yani ben çok fazla rastlayamıyorum maalesef. Bu hafta rastlayacaksınız. İnşallah. Ben çünkü yani aman ben güzel puan aldım, diğerlerine düşük vereyim de benimki garanti olsun diyorlar. Sonra bir cortluyorlar büyük finalde benim puanları görünce, sonuçlar açıklanınca. Yani bugüne kadar çok şükür hep hak eden kazandı bu programda. İnşallah bu hafta da öyle olsun. İnşallah. Fakat şimdi ben şeyi anlamadım Reşit. Ben sizin gibi değilim derken Burcu'ya ne demek istedin? Onun seviyesine düşmek istemiyorum. Neyin seviyesinden bahsediyoruz? Çünkü kendisi düzgün konuşmuyor. Düzgün yorum nasıl yapamıyor. Nasıl konuşuyorum? Yamuk mu konuşuyorum? Dün bana terbiyesiz dediniz. Size evet, cevap vermedim. Çünkü terbiyesizsiniz. Çünkü... Bir puan vermek terbiyesizliktir. Ya, lütfen. Şimdi, bir durun da. Hayır. Bana şu an benzetmediğim halde, damacana dediğim halde bana kızdınız. Adama direkt yüzüne terbiyesiz diyorsunuz.
Hayır. Duyuyor musun beni? Adam haklı, ben hak verebilirim. Şimdi damacanaya da kızdım. Yemeği sevdin mi? Güzel yemek yapsaydınız ben size puan verirdim. Gayet güzel yemek yapamadınız. 3 tane en az yemeği yediniz, yuttunuz, bir verdiniz. Kendiniz bile burada aç kaldınız. Burada aç kaldınız. Ya Burcu Hanım, siz ne yaptınız ya dün? Aç kaldınız, yemeği yaptınız. Gerçekten yemek yaptığınızı düşünüyor musunuz? Evet, tabii ki sinirleniyorum. Siz de tatlı yediniz gayet. Sizin dün yaptığınız menü değildi bir. Çok basitti. Her şeyin hazırına kalktınız. Bak ben her zaman söylüyorum. Burcu dinleyelim. Bir konuşmam dibinde lütfen rica ediyorum. Tamam, biraz hızlı olun, ben yavaş şeylere gelemiyorum. 4 puan verdi diyorsunuz. 4 puan demek ki onun damak tadı, demek ki sizin çıkarttığınız menü bunu hak ettirmiş. Ben 5 evet. verdim değil mi? Ben de demek ki benim yediğim damak tadı o zaman bana 5'i hak ettirmiş ki ben size 5 vermişim. Tamam. Yani kıyaslayamazsınız şu anda. Ben şimdi onu kıyaslamıyorum ki zaten. Şu var. Bana söz hakkı doğdu bu arada. Benim cevap vermem evet, gerekiyor. Tabii lütfen. Sayın DR. Bana geliyorlar sağdan soldan şimdi. Evet, ne istiyorsunuz benden? Ben onu anlamadım. Yani damağınıza göre yemek yapmadığım için mi puan vermediniz? Siz arkadaşa diyorsunuz ya. Ne diyorum? Neden bana 4 puan verdiniz diye. 4'ü saymıyorum bak. 3 evet. sabit ya zaten. Evet. 1 verdi. 1. Şimdi burada özgür irade var değil mi? Tamam okey. Evet, burada bir kural var. Ama beğeniyorsa evet. hak ettiği puanı verecek. Böyle yemek yaptığınızda puan mı vermedik? Ya benim 2,5 saatimi harcayamazsınız bu arada 1 puan. 2,5 saatte ne yaptın sen? Ne yaptım? Senin el önüne açması, ben el açması, güzelce börek bile kapımı açtım, masamı kurdum, yemeğimi önüne koydum. Bir, ne yaptım? Bir el açması, börek hepsini bile yapamamışsınız. Hepsini yetiştirdim bu arada. Hepsini yetiştirdim. Yetiştirmiş olabilirsin ama olmaz. El açması yapması şart değil de değil burada Derya Bey'in sizin yaptığınız menü müydü ki diyor. Burcu. Yani el açma yapmadığım için burada basit görünüyor. Ama yaptığın yani. Yemekler de güzel değildi diyorlar. E tamam, o yüzden 1 verdi ama 7. Yedi yani, yemeği yedi. Ben tadına zorunlu şekilde bakıyorum. Bu arada dün dedin ki bana. Abi mecburen bakıyorum. Tatlıyı bu arada komple yedi ya. Tatlıyı aç kaldığım için yedi. Tamam, ben onu bu konuya özellikle değinmek istiyorum. Evet. Siz tatlıyı komple yediniz beğenmeyerek. Tadı evet. kötüydü ama yediniz ya. Tamam. Diğer yemeklerden de yiyebilirdiniz o zaman kötüydü tadı. Diğer yemeklerin yani mecburen aç tadına kalmayı, bakmak doyurmayı tatlıyı evet, kaydım. Mesela diğerleri de kötüydü ama yeseydin o zaman. Madem tatlı kötü diyedin, diğerlerini niye yemedin? İşte, hayır, burada işte yok. Bu sadece yalan, tatlıyla yalan karnımı doyurayım, ac eve gitmeyeyim diye yaptın. Ha. Evet. En son tatlıya kaldım. Ben size tavuğu beğendiğim paket yapardım. Paket yapardım ya, ben. Aha sen konuşsana, sen terbiyesiz diyemez sonuçta kimse. Sen bana damacana diyorsun ama. Ben demedim estağfurullah ya. Demedin mi? Demedim tabii ki. Damacana dedim bana. Ya hanımefendi ne zaman dedim? Allah'ım sana şükür. Kayıtlara geri sayalım. Hayır. Ben öyle güzel yemişim. Daha başlarken. Senin gibi pozitif, insancıl hem de bir doktorsun. Ben senin de olsam bir hanımefendi. Benzetme oldu o. Sen her ne kadar öyle değil desen ki ikinci cümlende size bakınca o geliyor aklıma diye dersen o geliyor demedim, o geldi dedim. İşte tamam. Çok fark etti. Işte. Çok evet. fark etti. İçime sular serpildi. Ben olsam bir özür dilerim. An. Ben özür dilemeyeceğim çünkü şunu söylüyorum. Ben hanımefendiye en başta söyledim ki siz kesinlikle üzerinize alınmayın. Ben benzetmiyorum diye. Bence açıkça belirttim. Ama bundan ne anlarsın yani? Göre konuşun o zaman. Ha. Biraz az. Yani konuşun. Ben aynen benim gibi small birine damacana desem üzerine alınır mıydı? Alınmazdı. Hanımefendinin kendi small yarası varsa ben ne yapayım ya? Bu benim suçum değil. Tamam, öyle söylüyor şu an. Yani küçük birine damacana desem aynen, alınmaz yani, diyor. Ben büyük ben, biri olduğum için bana damacana demiş oluyor. Sizin yani şu an kendi, yani affedersin, söylüyorsun ya, yani. Söyleyemiyorum şu an, neyse. Tövbesi. Bakın da ekrandasınız, böyle şeyler konuşmayın, rica edeceğim ya. Yani her şeyden önce bir hanımefendiye damacana diyen bir beyefendiden bahsediyoruz. Bakın ben bu kelimeleri kullanırken bile nasıl hanımefendi, beyefendi diye sesleniyorsam, sen eğer yüksek IQ'da olduğunu düşünüyorsan önce bir kadına nasıl konuşman gerektiğini biliyor olman gerek. Bu arada Derya devam ediyordum, bir şey söyleyecektim, bitirdin mi cümleyi? Yok ben bitirdim. Ha, peki, şunu söyleyeceğim Burcu. Herkes beğendi sen hariç. Son yorum sana kaldı ve sen diyorsun ki sadece kaşarı güzel. Doğru mu anladık? Evet doğru. Neden? Neyini beğenmedin? Sevemedim. Neden ama? Ya eti daha şebet rahat su. Yutmak isterdim aslında. Senin dün yaptığın tavukla alakası yok ya şu anda. Nasıl rahat yiyeceğim? Bir saniye, şu an gerçekten sinirlenmeye başlıyorum. Sizin bu şu et... an benim tabağıma yorum dün, yapmanız hakkını her anda oluyor. Elif Hanım'ın yorum yapması lazım. Sizin yaptığınız tavuk bir kere kupkuruydu. Tamam şu an sos bu tavuğu yoktu, aroma yoktu, lezzet zaten yerlerdeydi. Şu an bu, ben o kadar keyifledim ki şu tabağı şu anda. Şu an bunu eleştiriyor tamam, olmanız siz yiyebilirsiniz. Büyük haksızlık. Az önce dediğiniz gibi damak etin zevklerimiz aynı olmayabilir. Damak zevki bambaşka bir konu. Bu et pişmiş mi pişmemiş mi? Bu arada ben etçi değilim, ben tavukçuyum. Et sevmiyorum. Et sevmememe rağmen yiyorum. O zaman yiyorum. Söyleyeceksiniz. Et sevmiyorum diyeceksiniz. Bu et pişmemiş diyemezsiniz. Bu et pişmemiş demek. Bu et... Pişmemiş demedim. Demedim. Lütfen. Yutamadım dediniz. Tamam, yutamadım demek pişmemişle aynı eşdeğer bir şey mi? Peki neden yutamadın? Pişmediği için. Hayır, pişmediğini düşündüğün için. Değil. Daha büyük demin olduğu için ya, ve kuru olduğu için. Dedin adeta dedin. Sen evet. Dedin ya sürekli çiğnedim büyük kesildiği tamam. için. Tamam. Demek ki olmamış mı?
Yok, bence oran ya biraz daha pişmiş olabilirdi, ona bir şey demiyorum da ben öyle bir şey söylemedim bu arada. Hocam dünün intikamını alıyor. Ben de yemekleri bir kıskandı. Gayet güzel. Kendisi dediğim gibi başaramadığı için başarıyı da kabul ediyor. Kime göre neye göre? Ben kendime göre gayet de başardığımı düşünüyorum. Burcu Hanım gerçekten insanları kıskanıyor. Kendisi yemek yapamıyor. Dünkü başarısızlığını bugün diğer yarışmacılara yansıtmaya çalışıyor. Burcu Hanım'ın herkesten intikam alacağını düşünmüyorum. Zaten o da kendi yemeklerini bence beğenmedi. Stratejik yapacağını düşünmüyorum çünkü zaten kendi gününü geçti artık. Onun rahatlığı var şu anda bence kendisinde. Onlar benim onlardan intikam alacağımı düşünüyorlar bu arada. Kesinlikle yanılmıyorlar. Tabii ki intikam alacağım çünkü onlar dün bana haksız bir puanlama sistemi yaptılar, puanlama verdiler. Kesinlikle uyuyan yılanı uyandırdılar. Bugünden sonra benim ne yapacağımdan korksunlar. Her an yılan gibi onları sokabilirim. Bir şey söyleyeceğim. Sizin krep tarifi vermeniz, işte salata tarifi vermenize göre bunları yemeği yapmanız sizin başarı gibi, bu arada. Sizin gibi. Bunu kabul ediyorum. Ben o sayfayı kanalınızı izledim tamam, bu arada. Ben bir sayfayı sizin gibiler için açtım. Çünkü bizim gibiler yemek, mi? Evet, yemek bilemeyenler yeni yeni doğru, yemek yapmaya 50 kişi falan. 50 kişi falan için ufak tefek şeyler koydum. Bir saniye. Hangi krep tarifinden internet şey İnternette değil. Elif Hanım'ın YouTube kanalını baktım bugün, inceledim. Özellikle çünkü yemek şeyleri paylaşmış. Tamam. Asla konuşma, fikir verme yok. Sadece yemek kaplarına işte doldurduğu şeyleri karıştırmış, sunmuş bu kadar. Bir profiterol yapmışsınız orada. Bizlere. Evet. Yani bir çağ zaten tutuş şekliniz şöyle bir şeydi hani. Ultra dikkat etti. Sizi uzaktan da olsa rahat kesebilmek için. Yok. Bu arada bıçak uzmanı benim, sen değilsin. Nereden bıçak uzmanısın? Ben çok fazla bu tarz şeylere başkasına zarar vermek için değil tabii ki ama zaten onun vibe'ını da verebilirim. Zaten uzman olmak istemem. O zaman dinliyorum. Uzaktan beni kesebilir misin? Dinliyorum. Tövbe yarabbim. Neyse anca uzaktan bakarsınız zaten. Dinliyorum. Profiterolleri kesiyorsunuz, açılıyor. O kadar kurumuş ki. Farklı şeyler konuşuyorsun. Bak, farkında mısın? Çok banal bir YouTube kanalınız vardı. Banal olabilir. Ben kesinlikle banal ve ben düşük YouTube seviyeliydi. YouTube kanalımı burada kesinlikle dillendirmedim. Sizin gibi 300 bin, 500 bin takipçi, 300 milyon, 500 milyon takipçim var demedim. Hiçbir benim şey 300 milyon takipçim. Ben YouTube kanalını sadece vakit geçirmek için, şu an evdeyim, çalışmıyorum. Tamam, ben de diyorum ki bak sözünüzü bölüyorum ama burada böyle bir yemek yapmışken açtım. Orada krep tarifi, mercimek işte köftesi. Kendimi göstermek bunları isteseydim, saçma yani. Şaklabanlık ama yapmak isteseydim o kanalda. Çok basit. Ben şaklabanlık yapmıyorum. Evet, benim 3 milyona yakın izlenmem var. Şaklabanlık mı yapıyorum dedim ben? Komedyenlik yapıyorum. Komedyenliklere şaklaban mı dedi şimdi anlamadım. Dün bir şaklaban lafı geçti ama kim kullandı anlama. Komedyenlik şaklabanlık. Beni güldüremediniz dedi Derya Hanım. Ben de dedim ki o zaman videolarımı izlememişsinizdir daha dedim. O da burada güldüremediniz dedi. Ben de burada yemek yapmaya geldim. Şaklabanlık yapmaya gelmedim. Ha evet, kendisi. Eğer gülmek istiyorsanız Instagram adresimi açıp videolarımı izleyebilirsiniz. Ben de bir like atmayı da unutmayın. Evet, fark edin. Bir like'ınızı alırız. Burcu Hanım'ın rakiplerini araştırıyor olması çok hoş bir davranış ama demek ki kendisine güvenmiyor ki rakiplerini araştırma eğilimine düşmüş. Ben buraya geldiğim günden beri hiç kimseyi araştırmıyorum. Hiç kimseyi araştırma gereği de duymuyorum. Çünkü ben buraya onlarla değil kendimle yarışmaya geldim. Elif Hanım gerçekten kendi basitliğini YouTube kanalında göstermiş oldu zaten. Kesinlikle araştırıp geldim. Ya kendi videolarımla tabii kıyaslayamam. Ben yemek videoları paylaşmıyorum. Ayrıca yapmak için de en üst segmentteki YouTube kanallarına girip çok güzel yemek yapan videolar var. Onları izlerim. Hiçbir şekilde kanalını geliştirebileceğini düşünmüyorum. Yani belki benim popülerliğimi kıskanmış da olabilir. Kendisi bu evreye erişemeyecek. Peki salata nasıl? Salata ot, bildiğiniz ot. Yani ben otçu değilim, ot sevmiyorum. Otlarla zaten sizin gönlünüzü, gözünüzü doldurmaya çalıştım. Yani ot çalıştım. Ne bileyim, roka falan olsa yiyeceğim de hani. Semik ot şeyini istemem, maydanoz. Sadece keşke size özel. Maydanozla da sadece maydanoz detoksu içerim, o kadar. Yani sizin tercihiniz bence gayet güzel. Evet, benim tercihim. Dediğim gibi siz benim yemeklerimi eleştirecek bir şey bulamadığınız için farklı konulara girdiniz. Yo, yemekle ilgili konuşuyorum şu an. Sizin de yemek kanalınız var. Yine yemekten konuşuyorum tamam. Yani. Tamam. Yemek kanalında yaptığım yemekler burada değil yalnız. Yani fashion konuşmuyorum burada. Artık o beklenen ana geliyoruz. Büyük bir heves ve merakla ve istekle buradayım. Soğuk baklavamı bekliyorum. Çünkü soğuk baklava deyince akan sular durur. Bilmiyorum, sevmeyen var mı aramızda? Ben severim. Sen de seversin herhalde. Evet. İnşallah fıstıklıdır. Çok fazla yiyoruz. Fıstıklıdır diyorsun. İnşallah aynen. Beni araştırmış çünkü korktu benden. İyi şeyler yapacağımı gördüğü için korktu benden. O yüzden kanalımı araştırdı. Dediğim gibi benim kanalım sadece vakit geçirmek için hobi olarak açtığım bir kanal. Vallahi baklava sevmem çok fazla ama
soğuk baklava başka bir şey yani. Bir de anamın oklava baklavasını, burma baklavasını çok severim. Çıtır çıtır. Diğer baklavalar bana ağır gelir. Efendim. Tabakları toplamadan şöyle baklavamı da göstereyim. Yine üstü çıtır gibi dolaba koyduğunuz için. Kurban olun siz benim baklavama. Gayet de güzel. Yani buz gibi soğuk baklava. Bak gerçekten bir an önce tatmak istiyorum. Lütfen getirir misiniz? Hemen getiriyorum. Dünkü tatlıdan çok güzel görünüyor yani. Dünkü en azından En azından tatlı yiyeceksiniz. Evet, tatlı yiyeceğiz. Yetişemiyorsanız yardım edeyim ben size. Adam şimdi işte. Kalktım masadan. Sizin gibi hazır yufkayı 4 dakikada yavaş, getirmiş bir insan bana bunu söyleyemez. Neyden hoşlanmıyorsun? Yavaş hareket eden yavaş. Yavaş mı? Daha yeni kalktı kadın ya. Tatlısını getirdi bize gösteriyor ya. Masaya getirince göreceğiz zaten. Dediğim gibi ben daha kalkalı 1 dakika olmadı. Siz hazır yufkayı 3 dakikada 5 dakikada tabaklara koyamadınız. O yüzden sizin bu yorumunuz boş geliyor bana. Sizin yaptığınız dünkü servis daha ağırdı bu arada. Yo hiç de bile. Kesinlikle gayet daha ağırdı. Gayet de şak şak koydum ortaya. Yani ciddiyet yoktu, çok yavaştınız. Şu an Elif Hanım'a diyorsunuz ki çok yavaşsınız. Şimdi ben buradaki ciddiyeti anlamıyorum. Ne yapalım burada birbirimizi mi? Yani asıl meselemizi burada yani sergilemeyiz. Burada yemekteyiz, yarışıyoruz ya. Evet. Şakabanlık yapmayın. Dün şakabanlık kelimesini ben kullandım. Şakabanlık yapmıyorum evet. İşte. Yapıyorsunuz. Dün kendi gününüzde yaptınız siz ve siz benim biraz popülerliğimi kıskanıyorsunuz galiba. Asla kıskanmam. Benim çünkü zaten çok şükür güzel güzel yeteneklerim var. Onlar bana yani, yetiyor. Ben yetenekten bahsetmedim. Popülerlik dedim. Tamam zaten yetenek bir popülerlik yani getirir. Yani bilinirlik. Efendim? Popülerlik. Yetenekten bahsetmedim. Yetenek popülerlik bu arada getirir yeteneklerimizi zaten burada konuşturursak kimse ya beni geçemez. Yani seni teyze ederek konuşuyorum da. Şu popülerlik uğruna insanların yaptıkları da gerçekten çok vahim, çok korkutucu, çok kötü. Bu arada bana... Senin için demiyorum. Bu popüler olmak adına bu çeşitli işte o TikTok, MikTok bilmem ne yani rezillik dibi. Yapılanlar sadece orada değil. Yani popüler olalım da, konuşulalım da, ne gündeme geleyim olsun. De. Evet. Yani bizim camiada da var bunu yapan, normal kendi halinde yaşayan insanlarda da var. Yani artık... Affedersiniz suyu çıktı. Saçma sapan hareketler, saçma sapan gündem olsun diye ortaya çıkarılmış söylemler, konuşmalar. Abidik gubidik ya çok aklı başında diyebildiğimiz insanlar da saçmalamaya başladı. Ya bundan bence insanlar vazgeçsinler ya. Yani bu çok önemli bir şey değil. Herkes tanınmak zorunda, popüler olmak, TT olmak zorunda değil yani. Bu size ne kazandırıyor ben anlamıyorum ki. 3 gün kötü bir şekilde hani reklamın iyisi kötüsü olmaz şeyinde olur. Bence olur. Yani... Sen konuşuluyorsun, evet 3 gün 5 gün sonra ne oluyor? Geçiyorsun, gidiyorsun, başka birisi gündem değişiyor. Yani bu çaba, bu zavallı çırpınışlar bana çok acınası geliyor. Çok da kötü örnek olduklarını düşünüyorum. Artık çok, yani kendileri için ne yaparlarsa rezil olsunlar, o önemli değil de. Maalesef onları örnek alan gençler var. Yani aa ben de yapayım, ben de öyle giyineyim, ben de öyle konuşayım, ben de öyle bir şey atayım ki ortaya... ben de popüler olayım. Ne olacak sonra? Ne olacak ama? Ya bu prestijli bir, kaliteli bir, altyapılı bir, eğitimli bir insandan gelmiyorsa yapılan hareketler sapık. Hiç kimse burada şaklaban diyemez. Şaklabanın açılımı nedir? Açılımı nedir, ne anlama gelir? Ya da şaklaban ne biliyor musunuz? Sizin bu gözünüzün kenarındaki o podyum makyajı. Podyum şaklaban. Makyajı. Evet. Şaklabanlık. Evet. Bence çok yakışmış. Ay. Kıskanıyor sizi. Teşekkür ederim. Ya, aynen. Neyi kıskanacağım? Eğer gerçekten çok yakışmış. Yapmayı bilmiyorsan öğretebilirim. Canım böyle basit makyajlara ihtiyacım yok. Basit makyaj? Evet. Benim gözlerim konuşsa yeter. O zaman hiç makyaj yapması lazım. Niye eyeliner var? Neden rimel var? Tamam. Hiç kere gözüme ya da neden şapka var? Tek başına ilgilendirmiyor. Ben şapka kadınıyım. Bak şaklabanın anlamını söyleyeyim. Sen takarsın takmazsın beni ilgilendirmez. Ben isim kızlar. Ben şapka sürersin, takıyorum. Sürersin sürmezsin beni ilgilendirmez. Bitti. Tamam bana şaklaban diyemezsin. Ama bir saniye dur. Şaklaban ne demek? Şakalar yaparak herkesi güldüren şen şakacı kimse. Ya. Bak orada bir hakaret yok. Yok. Asla yok. Özür dileyerek sözünüzü keseceğim de. Siz özür dileyebiliyor muydunuz ya? Özür diledi. Gerektiği zaman evet. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Mesela ortada indirekt bir hani direkt olmadan bir laf söyleniyor. Hanımefendi bundan aşırı rahatsız oluyor ama yüzüne terbiyesiz. Tamam. Benim yüzüme sus otur gibi yani hiç böyle saygı sınırını çünkü dün beynimi aşan, yaktın. Devrelerimi yakıyordun dün. O yüzden kolay sustum. Kolay yanıyormuş ne yapayım yani. Kolay benim mı? Suçum değil ki bu. 15 dakika verdim puanın çaprağı aç. Onları bana anlattın. Hanımefendi sadece şu.
3 üzerinden verince yemekleri 7 puan dağıtıyorsun. 0 üzerinden verince 10 puan dağıtıyorsun. Niye de Burcu Hanım'dı da bugün hanımefendi, anlamadım. Burcu Hanım diyeyim, Burcu diyeyim, ne fark edecek ya? Elif Hanım, bunun üstünde kullandığınız ürünün kendisi nedir? Bu sizin görüntüyü veren siyah görüntü. Çikolata tozu. Çikolata tozu. Normalde kakao kullanılmaz mı? Yok, kakao daha farklı bir tadı var. Kakaoyla da denedim. Kakao, evet. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Kakaoyu da kullanabiliyorsunuz ama ben bunu daha çok beğendiğim, daha çok yakıştırdığım için zaten bakarsanız bunu daha çok kullanıyorlar. Üzerine de böyle sadece görseline çok az çikolata rendeledim. Zaten görürsünüz üzerinde. Ben çok beğendim. Şaşırdım bu arada. Kesinlikle. Ablamınki kadar iyi değil tabii ki. Güzel olmuş. Sadece bu böyle değil. Hayır, soğuk baklavanın bak, çıtır olur. Çıtır ama böyle değil yani. Bu kesinlikle dörde bölündü. Böyle bir şey. Bu çıtırlık bak, şu an bu güzel. Şey, ama bu çok parçalandı. Bak mesela evet, Zuhal Hanım'ınkinin de o ilkindeki de çok parçalanmış. Bu öyle değil. Bu kıvamda. Bu değil ama. Fazla mı kurumuş diyorsun? Fazla kurumuş o kısma. Bana öyle denk geldi ya da. Şöyle söyleyeyim. Ayırmak istemedim. Mesela daha böyle bozulmayanlarını da getirebilirdim ama ben güzel olduğuna, tadına güvendiğim için ikişer tane koydum. Hiçbir şekilde şeklini bozmadım. Tepsimi de görebilirsiniz. Hani dedim tadı çok güzel. Hazır yani yufka değil mi? Hazır yufka. Boğuluyordum az daha. Ya. Neden? Niye? Geçmiş. Damağıma yapıştı kuru şey. O kadar mı beğendiniz olsun Burcu Hanım? Hayır. Ya su rica edebilir miyim? Tabii. Boğulsaydım suyum yoktu bu arada. Hiç böyle şeylere dikkat etmişken varsa. O beni nasıl kurtarsa Zuhal Hanım? Damacana kurduyuz. Gerekiyor damacana. Hemen gürbüz gelip hemlik manevrasıyla seni kurtarırdı. O kadar çok yedi ki sürekli su içiyor. Boğazı kurudu. Sürekli su içiyor. Damacana var mı bu arada arkada bir yerde? Var var, su damacanamız var tamam, arkada. Tamam, onunla bir resim çekileyim çıkışta. Hayır. Sen beğendin Derya. Yiyorsun, hiç dokunmuyorum sana. Peki. Suyunu içti. Oh, büyük bir yudum. Kadir oğlan. Bakın yani, böyle tabakları yutup sonra 5-6 verecek. Başka bir şey bilmiyorum ben. Başka bir şey bilmiyorum. Ben dün sadece çorbayı içtim ya. Son dakikaya kadar bütün tabağı beğendin. Eğer 10 vermezsen sen de bacanısın. Tamam mı? Tamam. Demeyelim artık öyle şeyler birbirimize. Hala özür dilemiyor yalnız ben konuyu açmama rağmen. Demin ama özür dileyerek dedi ya. Ama benden özür dilemedi ki. Olsun. Peki Kadir sen neyse, çok beğendin herhalde. İkisini de bitirdin. Vallahi mükemmeldi gerçekten. Mükemmeldi diyor. Afiyet olsun. Sen beğenmiş miydin Burcu? Tam anlamadık. Yufkasını beğendim evet. Tatlısını beğendim. Buna puan vereceğim. Ama şaşırttınız beni şu an. Ama boğuluyordum. Belki oradan puanı yarım kısabilirim. Bilmiyorum. Bakacağım. Yarım puan olayı bana çok saçma geliyor ya. Bir emek var bunda. Yarım puan nedir? Hiç verme. Bence daha güzel. Niye yani benim emeğim? Yarım puan verdiniz. Yarım puan çok az bir yani. Benim emeğime puan verdiniz mi? Verdim. Bana. Bir puanı ben sizin emeğinize verdim. Neye verdin dediğim bir gibi, puan? Dedi ya bir puan dedi. Beğendin mi? Bir puan birer olarak mı verdin yani sen? Ben dedim ki eğer ki gerçekten ben normalde yeşil mercimek çorbasını çok severim. Eğer ki o kıvamında olmuş olsaydı emin olun benim puanım şu çorbanın tuzu, eriştesi, mercimeği ya, gayet iyi pişmişti. Çok sadece koyuyordu. Peki bunu konuşmuştuk. Sen suyu aynı bırak gel. Reşit'in de yorumunu alayım o sırada. Güzel olmuş gayet. El açması mı yaptınız? Hayır. Hazır ya, demin sordum ya hazır yufka. Sen söyledin ya. Hazır yufka. Hazır yufka. Hepsini yani. Nereye dinliyorsun Reşit? Aklın nerede? Ben Zuhal Hanım'la konuşuyorum. Ben konuştum ya burada yufka hakkında. O yüzden ikinci kez tekrar olmasın dedim. Tamam ben yemek yiyordum. O anda sizi dinlemedim. Evet, gayet güzel olmuş. Ama keşke böreği yaparken bunu da el açması yapsaydın daha kaliteli olurdu evet. Zor olmaz bir de. Şerbeti de içinde süt var. Sütle beraber şerbetini biraz ağır yapmışsın. Biraz daha hafif olabilirdi. Aa, evet. O gayet hafif olmuş. Ben çok beğendim. Bu arada soğuk olmuş baklavanın şerbeti sütten olur zaten. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla. Şekerinden yani bahsediyor herhalde. Sütle beraber olduğu için şekeri biraz kısması lazım. Aslında şekerini orantılı koydum ama. Yok güzel ya şekeri. Güzel olmuş sana evet. Yine de güzel yani. Niye sütün elinize hamurunda sağlık şeker çıktı ama. Sadece birazcık daha soğuması yağmıyor gerekiyordu. Evet bir tık çok daha, soğuk değildi o. Bir tık daha soğuk olabilirdi de. Bu kadar sürede emin olun. Ama ilk önce tatlıyı yapsaydın keşke. İlk önce tatlıyı öyle yaptım mi? Aynen. Anca bu kadar mı soğudu diyorsun? Sürekli dolaptaydı. Tamam o zaman hiç çıkarmadıysan yapacak yani, bir şey yok. Ancak bu kadar soğudu. Sıkıntıdan nasıl ateş hiç yandıysa çıkarmadım artık mutfakta dolabın içine bile girmiş ateşimiz. Nasıl? Açık oynamaya mı geçsek Elif? Neyse bence tamam aynı zekalı yani çekiliriz. Okay. Tamam Burcu evet açık oynamadayız. En az 9 daha da fazla bir şey söylemiyorum. Biraz Burcu Hanım'dan şüpheliyim vermeyeceğini. O da kıskandığı için vermeyecek. Beğenmediği için değil. Eğer beğendim deseydi vermek zorundaydı. Beğenmediği için düşük yorum verecek ama cevabını da alacak. Evet ikinci günün de sonuna geldik. Ama en önemli kısımdayız. Açık oylamadayız. Bakalım 75 bin TL için yarışan Elif sizden kaçar puan alacak? Ama öncelikle tabii ki hemen hatırlatayım. Yine eksik bir durumla söz konusu değil. Eksik bir durum olmadığı için öyle bir şeyle karşılaşmadığımız için bugün yine 3 lira onun arasında bir puan istiyoruz Elif için sizlerden. Buyursunlar başlayın işleme. Ben de
hatırlatayım menüsünü. İlk olarak madımak çorbasıyla başladık, yoğurtlu. Ardından ara yemeğim tabağımızda su böreği vardı kıymalı. Ona eşlik eden bir pazı kavurması vardı yoğurtlu. Ana yemek olarak zade kebabı ve nohutlu yeşillikli bir salata geldi bize. Ve son olarak da soğuk baklavayla bugünü tamamladık. Evet, Elif için puanlar yazıldı. Peki değiştirmek isteyen var mı? Emin olmayan var mı ben menüyü saydıktan sonra aklına bir şey gelen? Yok mu? Yok. Ne güzel. O zaman yarışmacıma döneyim. Elif, kaç puan istiyorsun? Yapılan yorumlara göre en az 9 bekliyorum. Yorumlar ziyadesinde de zaten menüme sonuna kadar arkasındayım. Hak ettiği puan 9 en az. Size 9'u verecek kişi zaten yanımda. O siz, o başkası. Benim menümün hak ettiği puan 9. 9'un altındaki bir puanı kabul etmiyorum. Bakalım öyle mi olacak? İlk olarak da Reşit'in puanı ile başlıyor açık oylama. Reşit, açıp söyler misin bize puanını lütfen? Kaç? 10 puan. Oo, 10 tam puan geldi. Evet. Yemekteyiz de son zamanlarda hiç görmedik. Uzunca bir süredir hasret kaldığımız bir puan değil mi? Aylar oldu ya, 10 görmedik. Kapat, 10 tam puan. Evet. Kendini harcadı şu an. Gerçekten biliyor, damak zevkini biliyor. Yemekten anlıyor diyelim. Ana yemeğe 4 puan verdim. Oh, bu haftaki ne güzel, herkes 4 puan diyor ana yemeğe. Bak, soğuk baklavaya 3 puan verdim. Ha, baklavanın bak. Evet. Evet. Böreğe 3 puan verdim. İyi maşallah. Evet. Çorbaya? Çorbaya puan vermedim. Bir de masaya puan verdim. Birçok şeyi eleştirdiniz. Neden 10 puan verdiniz? O kadar hayır, çok eleştirdiniz. Ama senin söylediğinle demin 11 oluyor da. Yani efendim? Hakkını vermedi Reşit. Yani. Reşit. Efendim? Demin söylediklerimle 11 oluyor. Ve onunla kendi beraber kazanamayacağını anladığı için şu an Elif Hanım oynuyor. 4 puan ana yemeği verdin, etti 7. 3 puan da verdim dedin şeye, böreğe etti 10. Hmm. Bir de neye verdim dedi? Masaya verdim, çorbaya verdim, masaya verdim. 1 puan masaya verdim, 1 puan. Tamam, o zaman 11 olur. Yok, 11. O da bizde yok. Tamam, o zaman yanlış hesaplanmış. Olsun. Yani sen çorbaya puan niye vermedin? Beğenmedin. Dama tadıma göre değildi yani. Ama puan da kırmadın. Puan çorbaya vermedim. Çorbaya puan verdim. Vermeniz lazımdı. Masanın yiyip tadına bakmadık yok, ya. Masaya, ana yemeğine 4 puan. Masaya da veriyoruz ya puan. Bugün bu menüyü siz 10 veriyorsunuz. Eşittir. Siz demek istiyorsunuz ki ben bu menüde her şeyi kusursuz beğendim. Bu anlama mı geliyor? Evet. Az önce ben yaptığınız yorumlarla söyle, şu an verdiğiniz puan birbirini çelişmiyor. Ben çelişkilisiniz. Strateji yapıyorsunuz. 75 bin lirayı hak etmediğinizi şu an bu puanla gösterdiniz. Kendinizi harcadınız. Beğendiğim yemekleri söyledim zaten. Ama Reşit, şimdi şöyle bir durum. Bu arada sen yanlış anlama, verebilir tabii ki canım. Şimdi sen bize yemeklerle ilgili yorum yaparken hani her şeyi de çok beğendin gibi konuşmadın. Beğenmediğin şeyler oldu senin de izleyince ama puan kırmamışsın, onu anlamaya çalışıyoruz. Bu da hakkaniyet değil Zuhal Hanım bence. Kesinlikle yemekleri hakkaniyet değil. Yemekleri lezzetli olmuştu. Hani eksik, o kadar beğendim ki puan da kırmayayım. Eksik güdükler vardı. Peki. Çok böyle eksik sayılacak bir şey değildi. Peki. Onun için puan verdim. Eyvallah sen öyle. Evet. Kadir Bey, siz kaçıncı günün yarışmacısınız? İsmi Kadir mi oynuyor? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Salatayı beğenmiş miydi arkadaş? Hatırlıyor musunuz? O kadar aklımda kaldı ki salatayı beğenmiş miydi sen? Salatayı beğendim. Beğendim. Sadece nar ekşisi biraz olsun dedim. Tamam, bu 10'da 10'luk puan bir yorum değil ama o zaman. Siz inanıyor musunuz çok size 10 puan vereceğinden? İşte 10 değil Reşit. Sen verebilirsin. Gönlünden kopmuştur. Evet. O kadar beğenmişsindir ki ağır basar beğendiğin yemekler. Evet. Puan kırmazsın ama. Ben gayet burada 10 verildiği zaman şu anlama geliyor. O kadar güzel ki, o kadar kusursuz ki, hiç yapılamamış, olmamış bir yemeği yok. Her şeyi çok güzel hakkıyla yapmış, onun için tam puan anlamına geliyor. Hanım, gerçekten de yapmış yani. Kesinlikle kendi gününü oynuyorsun. Ufak hatalardan kırmadım vardı diyorsun. Ama kırmadım evet. Olabilir, o da böyle yaklaşıyor. Yani burası gönül yarışması mı? Aa, kırmadım işte falan. Siz şu anda Burcu kendi yenin. Size puan vermediğim için zorunda. Hayır, siz beğenmiş gibi. Reşit Bey'in gününde 10 puan verecek misiniz? Yani bu arada güzel olur, puan verirseniz ona anlaşmanız vardır derim ben. Anlaşma değil. Size puan vermediğim için. Eğer 10 puan verirse Elif Hanım Reşit Bey'e. Kesinlikle aralarında bir anlaşma var. Yemeklerimi beğenmiyorsa vermezsin. Güzel yemek. Bence siz kendi yemeklerinize beğenmediğiniz için bugün harcı verdiniz. Yemeklerimi beğenmesen burada olmam. Göreceğiz. Evet. Vallahi ne yalan söyleyeyim, onu görünce mutlu oluyoruz ama tabii ki hak ettim hak etmedim daha çok tartışılır. Bakalım Kadir'den kaç puan gelecek? Evet Kadir, senin de puanını öğrendim. 9 verdim ben. 9. Oo, kapatabilirsin. Şimdi ben
Reşit Bey'in verdiği puana yaptığı yorumların neden yanlış olduğunu, yani puanı verdikten sonra bile. Şimdi şöyle, gerçekten 10 demek her şey kusursuz demek. Yani birkaç şeyi bile beğenmeseniz 9 şimdi, olması gerekiyor. Şimdi çok önemli şeyler var. Şöyle şunu diyeceğim. Yok, bu arada gözünü evet. alıyor, ters çevirebilir misin? Evet. Siz kendinizce ben 10 vermek istedim. Tabii bu sizin özgürlüğünüz de diğer yarışmacılar da biraz haksızlık oluyor. Haksızlık değil. Tabii. Şimdi yapsaydı da puan verseydi kendisine. Ana yapamamış hiç ama şey. Daha ki. Sen de yarışacaksın, kendine de haksızlık oluyor. Onu demek istiyorum. Ben tabii. kendi yani yemeklerimden de 10 puan alacağımdan eminim. Az veya yani. Çok evet. fark etmiyor. İkisi de aynı kapıyı. Ya ben şunu demek istiyorum. Hak eden birisi varsa. Arada uçurum yoktu bu arada. Çünkü 1 ile bugünkü 10'un arasına asıl uçurumu siz koydunuz. Tamam ama dün hiçbir şey beğenmedik ki sizde. Ya ben şunu bugün söylemek istiyorum. Bak ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Ama o da 9 verdi. Hiçbir şey yemezsem. Şimdi orada 10 var, burada da 9 var. Demek ki çok beğendim. Ben bu arada Kadir'in 9 vereceğini düşündüm ve zaten size 9 verecek dedim. Kadir verecek dedim. Peki sen neden kırdın 1 puanı? Ben 1 puanı salatadan kırdım. Çünkü o tercihi bence biraz fazla dereotu yönüne kaymıştı. Evet. O yüzden 9 verdim. 9. Bakalım Burcu'dan kaç puan gelecek? Evet Burcu, sen de paylaş bize verdiğin puanı. Açıyorum. Aç. Söyle. 5 puan verdim. Aa! Aldım verdi, al gülüm verdim. Al gülüm verdim değil puanı. Aslında bu. Ya yazık, günah düştü kadına geri ya. Kadıncağıza yazık, günah vallahi üzüldüm ya. Yo ben tamam, üzülmüyorum. Ama hiç üzülmüş gibi değilsin gülerek. Hayır. Yakışan bir hareketti bu. Bana yakışan bir hareket değildi bu. Neyden kırdınız? Hangi yemeklerimden kırdınız? Salatandan hangi? Tamam, salatadan indik okay, evet, çorbadan kırdım. Kesinlikle niye? Vermedim bu arada. Peki. Bu arada tatlıya verdim 1 puanını. Üstündeki yufkadan boğulmama rağmen az daha boğuluyordum. Başka neye verdin? Ya bir de kaşara verdim. Kurabiyenize... Kaşara mı? Evet. Kaşara verdiniz. Evet. Ben o 1 puanı götüreyim, kaşar satanlara geri iade edeyim o zaman. Neden? Yani sizin o da sizin menünüzden bir malzeme değil mi? Ben size 5 puan verdim diye. Elinizden gelse 4 puan verecektiniz. Ben size 5 verdim diye siz 5 verdiniz. Hayır kesinlikle 4 vermeyecektim. Ben size 5 verdim diye 5 verdim. Bu arada şunu için ekleyebilirim. Tam aldınız açıkçası. El açması yaptığınız için de bu puanlama sistemin içine sokabilirim. Ama çok haksız bir duyuyor. Puan. 5 asla. 10 da değil bence 5 asla. Bu bir rezalet bence. Gerçekten önüme, rezalet. Önüme getirdiğiniz tatlı değildi. Kesinlikle ben. Tatlı. Ben size aynen. soğuk baklava yaptım. Kabul normal bir baklava. Şimdi 5 hiç olmadı. 1 puan diyorsun kesinlikle. Kaşara verdim. Ki kaşar peynirine 1 puan niye verdin onu da anlamadık çok yani. Bir şey sorabilir miyim? Neden gülüyorsunuz? Komik olan ne burada? Niye ağlamalı mıyım? Hayır ciddi bir yarışmadayız sonuçta. Tamam gülmesi ciddi konuşuyorum zaten. Siz beni kıskandınız. Kendinize yüksek bir rakip gördüğünüz için. Bu durumda herkese yüksek rakipsiz aynen. zaten o da ayrı. Bu arada 10 puan aldığına için... göre zaten yükseksin. Atıp tutan şefimiz bile sana 10 puan vermişken. Şu anda Burcu Hanım'ı yemekten anlamadığını tamam, demek ki yani verdiği puanlardan verdi. Öyle bir şey yok yani yemek, ya öyle bir şey yok. El açması yemek, olduğu için 1 puanı verdin. Siz gidin. Siz gidin. Güzellik yarışmasına katılın, moda neden? Yarışmasına katılın. Neden? Güzel insanlar buraya katılamaz burada mı? Burada yemek yapamazsınız. Yani çirkin insanlar mı katılıyor buraya? Tabii çirkin herhalde. İnsan değil. Burada ne nedir? Yemek yapamadınız, Elif Hanım'ı sanıyorsunuz. Ama güzel bir şey söyledi. Güzellik yarışmasına evet. katılın. Tamam ondan okeyiz. Ama evet. bu yarışma güzellik yarışmasıyla belki... Güzellik tamam. yarışmasına katılmasına zaten gerek yok. Gayet güzel bir arkadaş. Zaten güzel olduğu teşekkür için ederim. Söyledim öyle. Yarışmaya ihtiyacı yok işte. Onun için söyledim. Tescillenmesine bu güzelliğin tescillenmesine ihtiyacı yok diyor. Bence sizin adalet eğitimi almanız gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle bir platform yapılırsa, böyle bir kurum yapılırsa, böyle bir eğitim gibi, bir kurs tamam. gibi, bir yarışma gibi bir şey yapılırsa sizin mutlaka gidin değerlendirin. Ben hayat kursunu bitirmişim, hayat dersini bitirmişim. Eksik bitirmişsin. Gerek yok. O alaylı, alaylı. Bunu evet, benim alaylı babam adam. Bile söylemiyor 62 ben yaşında ya. Eksik bitirmişsiniz. Bazen 30 yaşındaki adamlar, şimdi, 70 yaşındaki adamların daha çok hayat tecrübesi biz, olur. Sizi yarın çok merak ediyorum acaba peki. Aga'ya neler söyleyeceksiniz? Son puan geliyor Derya'dan Elif'e. Evet Derya. Elif Hanım'a puanım 7 ve bu masada en hakkaniyetli puanı verdiğimi düşünüyorum. Teşekkürler. 7 puanla mı hakkaniyetli puan verdiğinizi düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Tatlınızı beğendim, ana yemeğinizi beğendim. Herkese 10 bekliyordunuz galiba. Hayır, 10 beklemiyordum. Sizi dinledim. Derya Hanım'ı dinlemek istiyorum. Salatayla ve çorbayla 10 ya da 9 vermem ya da 8 vermem beklemeyin. Ben salata, zaten eleştirmiştim. Çorba, salatadan çorbadan evet. 3 puan mı kırdınız? Evet. 1,5, 1,5 evet. puan kırdınız. Zaten bakın maksimum bizim puanımız 10. 10 üzerinden 7. Yani bu ne demek? %50'nin üstüne çıkmışsınız. Demek ki birçok şeyinize %70'lik bir menüydü. Başarmışım, yapmışım ki çıkmışım. Yok. Ne mutlu bana. Gayet eşit ağırlık çıkışlıyım. Matematiğim çok iyidir. %70'lik bir menüydü. Eşit ağırlıklı, güzel. Peki yarın kim yarışıyor bakayım? Yarın ben.
Aa Reşit. Evet. Oo kebapçı Reşit evet. Usta yarışacak. Şimdiden sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Reşit Elif'e de başarılı olamayacağını anladık zaten. Yarın gerçek lezzeti görecekler. İnşallah inşallah. Evet. Peki Elif, eğer ki Reşit çok güzel yemekler yaparsa sen de 10 puan verir misin? Vermez. Hakkını veririm. Hakkını demedim. 10 puan verir misin? Zuhal Hanım güzel yemek yaparsa hak ederse verir misin? Hak ederse veririm. Ne güzel inşallah. Evet. Al gülüm ver gülüm. Yarın yapacak mısınız bakalım? Sizin göreceğiz. Siz göreceğiz bugün yarın. Gülüm ver gülüm yaptınız. Peki. Beğenirsen ben böyle de. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz Elif'e. İyi akşamlar.